İstiyorsan bunu biraz baharatlandıralım bu soruyu. Çünkü olur, olur abi. Olacak. Mevzu bunların bunu yapması değil. Neden karşılık buluyorlar bizim insanımızda? Nasıl beceriyorlar bunu? Bence müdüre de, komutana da bugün konuşacağımız şey, ben hatta Fatih Bey bunu özelden konuşmuştuk. Hani milletin buradaki desteğin önemini nasıl sağlanır, nasıl anlatılır, dert nasıl anlatılır, nasıl halka indirgenir bunlar? Bence biraz bugün bunları konuşsak biraz sağlıklı olur. Nacizane benim önerim. Çünkü yoksa şey olur, biraz yankı odası bizim yıllardır konuştuğumuz şey aramızda böyle kızarak şey yaparak. Ben müsaadenizle hemen Fatih, senden önce Fatih için bir şey söylemek istiyorum. Senin de müsaaden olursa. Şimdi bu 19 Haziran 2014'tü galiba benim cezaevinden çıkışım. Ondan önce tabii, girmeden önce 2010'larda falan bu sosyal medya. O zaman benim Instagram ve Twitter hesabım yok muydu? Ben vallahi hatırlamıyorum yani, bakmam lazım. O dönemlerde yani 15 Temmuz öncesi. Bunlar çok ciddi bir ağ kurmuşlar. Hatta yani ben tabii şimdi Fatih'in yanında bizim onun hani mesleği olduğu için hani kendi kendime el yordamıyla ben icat etmeye çalıştım, üretmeye çalıştım bu mahkemelerde savunma sırasında. Dedim ki ya bunların bir iletişim ağı var kendi aralarında. Yani Baylo'yu tarif etmişim. Dedim ki ya bunlar gizli bir şekilde birbirleriyle bir şekilde haberleşiyorlar. O haberleşme sonucunda ortaya çıkan mamülü her günün sonunda belli hesaplar üzerinden, sosyal medya hesapları üzerinden yayıyorlar. Yani diyor ki mesela şimdi adam işte Ali Türkşen, atıyorum. Ali Türkşen işte bugün mesaiden de işte dün de zaten öyleydi. Öğlen çıktı, nereye gidiyorsun acaba? Her gün böyle öğlen mesaiden çıkmak da her kula nasip olmaz. Atıyorum böyle bir tweet şimdi. Şimdi bunu yani okuyan bir insan Allah Allah bu ne anlama geliyor falan diyebilir de bunun bu sosyal medya üzerinden başkaları da okuduğu zaman Allah Allah hakikaten işte Ali Albay bir yere mi gidiyor her öğlen acaba, yani bunu nereden öğrenmişler falan dese birisi bir kere oradan işkillenebilir. Ha bunun daha teknik, daha bizi hakikaten o cezaevlerinde tutan şekli isimsiz ihbar mektuplarıyla oldu. Yani Ahmet Yılmaz mesela. Türkiye'de Ahmet Yılmaz herhalde 1 milyon tane falan Ahmet Yılmaz var. Üstüne yazıyor işte. Emniyete ihbarda bulunuyor. Diyor ki işte falanca yere şunu şunu yaptılar, şunu gömdüler vesaire falan. Bu hadi emniyetin nedir onun ismi? Müdahil olabileceği bir durum. Onun dışında silahlı kuvvetlerin kendi içerisinde komuta kademesine diyor ki işte Ali Türkşen bugün işte aldı diyor, şunu diyor, şuradan aldı şuraya koydu. Bu da işte kanuni değil, atıyorum. Şimdi o ihbarı alan komutan diyor ki Allah Allah, Ali de diyor çok güvendiğimiz bir çocuk ama ya bu acaba aldı mı hakikaten? Yani işte oradan aldı buraya mı koydu bunu falan diye. Ya bunu biz bir soruşturalım da çocuk da aklansın. Ya arkadaş sen şimdi oraya zaten onun yolunu bir açtın. Ondan sonra Allah bunlar bir böyle dediler ki oh yani buradan yürüyebileceğiz biz. Hatta göz ardı edildiği zaman bunların yolladıkları ihbar mektupları üstüne ya geçen sefer yolladıydık, siz niye bunu dikkate almıyorsunuz? Bak bir daha yolluyoruz falan diye ısrarla yolluyorlardı. Şimdi onların devamında bu 15 Temmuz efendime söyleyeyim sonrasında da bunlar böyle kaçışınca sağa sola bu yatsınamaz bir şekilde, evet biz burada yatıp kalkmıyoruz ama sosyal medyanın gücünü de inkar etmemek lazım. Yani burada bir ne diyeyim, bir topluluk var, yani burada bir fikir oluşumu var, bir şeyler konuşuluyor. Ben Türkiye'nin kaçta kaçı burada bir istatistiğini bilemiyorum ama bir şey yani. Hani 80 milyonun 60 milyonu sosyal medya kullanıyor, bilgi vereyim buradan. Çok büyük rakam, çok büyük rakam. Şimdi buralarda bakın, buralarda şimdi Ali Türkşen bir şeyci dendiği zaman ya biz de onu çok iyi bilirdik Allah Allah ya o adam öyle miymiş hakikaten falan bana soruyor şimdi. Diyor ki böyle misin sen? Ya diyorum ki arkadaş 1 milyon kere anlattım, bak YouTube'da videolar var, canlı yayında söyledim, o öyle değil. Yok, onun kafasına bir şekilde girebildiğini görünce bu şahısçıklar, bebeler, Fethullah'ın bebeleri burayı böyle ciddi bir enstrüman olarak kullanmaya başladılar. Son dönemde de herhalde hesap sayısının artması konusunda bir
talep mi oldu, bir talimat mı geldi, ne olduysa, o sayılar mı arttı, yoğunluk mu arttı, ne olduysa bunu yoğun bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları da kafa karışıklığı yaratmak. Bunu azıcık aklı olan insanın sorgulaması lazım. Şimdi Fatih Er Yılmaz'la ilgili bana bir, efendime söyleyeyim, birisi bir beyanatta bulunuyorsa, hele FETÖ'cü falan diyorsa, yani ben vücudumun müstesna yeriyle gülerim yani. O gülünmeyecek gibi değil yani. Çünkü hani ya bunu söyleme artık yani. Sen artık o senin yürüyeceğin yer, tamam bir şeysin sen, ben anlıyorum seni de oradan yürüme. Zaten ben, Fatih benim karşımda kanlı canlı kardeşim. Ben ona bir tane arama düğmesine bastığımda saniyesinde ulaşabilecek durumdayım. Zaten onun evveliyatını biliyorum. Zaten beraber mesai yapmışım. Sen karşıda efendim en süper Atatürkçü, anasını ağlatır hesabı falan diye böyle bir hesap açsan, ya sen kanlı canlı biri değilsin ki, ben senin arkanda kim var bilmiyorum. Hadi bir de salak gibi de samimiyetle böyle özelden, komutanım sen de bizi sattın, biz işte şunun bilmem nesiyiz, oradan işte onu tanıyoruz, ondan sonra sen niye bu kadar itibar ediyorsun buna falan, beni böyle şey yapmaya çalışıyorlar. Benim verecek bir tane cevabım var. Ben seni tanımıyorum arkadaş ya. Ama Fatih Er Yılmaz'ı tanıyorum yani. Fatih'i tanıdıktan sonra sen onunla ilgili bana ne söyleyebilirsin yani? Ben kalkıp ondan bu işin aslını öğrenmek varken bunu yapabiliyorum. Ama bunu ben yapabiliyorken yapamıyor olanlar ne yapıyor bu sefer? Aa, o da mı öyleymiş ya? O da mı böyleymiş falan, milletin aklına, efendime söyleyeyim, karıştırmak üzere bir düzen oluşturuyorlar. Bunu da maalesef biraz herhalde kolayına kaçan mı ya da çok fazla değerlendirmek istemeyen mi düşünmeyen insanlar da çok kolay kanıyorlar. Bunlar da bu numaranın işlediğini anladılar, oradan yürümeye çalışıyorlar. Benim anladığım yani bu dönemki bu yoğunluk ve insanların bunlara ne diyeyim inanmalarının şeyi, sebebi biraz kolaycılıktan yani. Hani olacak şey var, olmayacak şey var ya, onu da artık yapmasınlar yani. Tam belli bir kültür artık oturmuş vaziyette. Özellikle ben dediğim gibi işte cezaevinden önce değil ama sonrasında yani tamam çok burada yatıp kalkmıyorum da işte kullanıyorum. Özel zamanlarda özellikle çok yoğun kullanıyorum. Ondan sonra yani ben size bir de başka bir şey söyleyeyim, hadi benim çenem düştü kusura bakmayın. Şimdi benim bu sosyal medyayı çok yoğun kullanıyorken, bu bebelerle de çok böyle didişiyorken, geçen evvelsi sene Eylül ayında bir çok talihsiz bir kaza geçirdim ben. Şey, sosyal medya kazası. O da bir yerlerde hazırlanmış bir efendim böyle bir 100 maddelik mi, 100 adreslik mi ne, FETÖ hesapları diye bir liste geçti elime. 3-5 yerden ama yani bir yerden de değil. Birileri hazırlamış. Anam ben de şey hınçlıyım ya bu adamlara. Ha dedim, bak işte birisi oturmuş çalışmış. Hiç yapılacak şey değil yani. Orada 100 kişi, hani 100 tane adres varsa 99'u hakikaten FETÖ'cüdür, bir tanesi değildir. Ondan sonra başın ağrır. Hakikaten de öyle oldu. Ondan sonra baktım hukuki bir karşılığı da oluyor. Ama yani ondan sonra biraz kestim bu yoğunluğu. Yani bunlar nasıl, ne tür insanlar bilemiyorum. O listeden birisi Fethullah Gülen terör örgütü üyeliğinden ceza almış. Örgüt üyeliğinden 7,5 yıl mı ne? Şey, Yargıtay safhasını falan bilmiyorum, onandı mı onanmadı mı. Efendim onun da ismi o listede varmış diye savcılığa şikayette bulundu. Diyor ki yani ben FETÖ'cü değilim. Almışsın yani, ceza almışsın, işte Fethullah Gülen terör örgütü üyeliğinden yargılanmışsın. Yok ben ama işte o söylediği zaman öyle değildi işte falan diye. Yani biraz işte dikkatli davranmak lazım. İşte ben de artık yoğurdu üfleyerek yiyorum ama çok da artık net kör gözün parmağına, işte Fatih'in durumu gibi durumlar olduğunda valla tillahı gelse karşıma hiç umurum değil. Yani bu akşam ben mesela çok benim kusura bakmayın, affınıza sığınıyorum. İşte Erlik kardeşim, Berk kardeşim çok benim bir bildiğim yani sosyal medyada dibine kadar, dediğim gibi sürekli olmadığım için referans da yani Fatih çok güzel şeyler söylediği için, ben Fatih'in söylediği şey ne olacak, bana iki elim kanda olsa ben kalkar gelirim. Hani böyle bir sistem kurmamız lazım ki hani birbirimizle ne diyeyim bilir ve dayanışır vaziyette bu adamların şeyine, ne diyeyim,
oyununa gelmemek için. Onu yapmayanlar biraz galiba kafa karışıklığı içerisinde diyorum. Saygılar sunuyorum. Kusura bakmayın biraz fazla konuştum. Gene söz sırası gelince ben yorumlarımda bulunmaya devam ederim. Teşekkür ederim. Ben Erlin'in sorusuyla devam edeyim. Komutanım teşekkür ediyorum. Şimdi niye bu halkta karşılık buluyor? Şöyle bir şey var. 20 yıldır devam eden bir iktidar var. Arkasından işte çözüm süreci ve bu FETÖ gibi bir felaket yaşadı memleket. FETÖ gibi felaket yaşadıktan sonra şimdi şöyle diyorlar. İşte 2 milyonluk, 1 milyonluk neyse terör örgütü mü olur? Olur kardeşim, olur. Şimdi bu nasıl olaya nasıl baktığınıza bağlı. Şimdi bununla 15 Temmuz'dan sonra özellikle yapılan mücadelede ki eksiklikler, yanlışlar, haksızlıklar falan oldu mu? Tabii ki oldu. Yani saf adalet anlayışı diye veya saf bir adalet kurumumuz olmadığı için veya saf bir mücadele tekniği icat edemediğimiz için yanlışlıklar, aksaklıklar oldu. Bir yerde bir çatlak varsa oradan şeytan girer. Hani camide derler ya safları sık ve düzgün tutalım araya şeytan girmesin. Şimdi bir işi sık ve düzgün yapmazsanız araya giriyorlar, araya girerler. Bir yerde bir çatlak varsa oradan FETÖ sızar. Bu tarz yanlışlardan başlıyorlar. Doğruya doğru yavaş yavaş halkın aklını tekrar yıkamaya, endokrine etmeye başlıyorlar. O yüzden burada çok hassas olmamız lazım. Yani en ince neşterlerle yapılacak bir ameliyatı kazmayla yapmaya kalkarsanız hasta masada kalır. Bunu bir yazı yazmıştım o zaman 15 Temmuz'dan hemen sonra. Aynen bu ifadeyi kullanmıştım. Bak çok dikkatli olunması lazım burada. Bir inanç var, işin içinde devlet var, askerimiz var. Yani bizim yani senin ne kadar kutsal bildiğin, kıymetli bildiğin değerin varsa bu adamların kalkanı bunlar. Bu kalkanları sana karşı öyle kullanıyorlar ki yaptığın bir yanlışta işte nereden başladılar 15 Temmuz'a? Vay erler. Erler şöyle, erler böyle. İşte erler suçlu muydu, erler de FETÖ'cü müydü? Niye er? Mehmetçik bizim için masum. Hepimizin kalbinde yer olan. Hepimiz Mehmetçiyiz. Her Türk bir Mehmetçiktir benim için. Oradan girdiler. Yani buldukları her yerden. 15 Temmuz sonrasında bir iyi niyetinden şüphe etmediğim, Atatürkçü olduğunu bildiğim, biz konuşuyoruz tabii. Diyor işte 15 Temmuz'a bu İktidar Partisi'nin düzenlediğini falan o şeylere kapılmış ve sonu. Diyor ki bana ya o gece diyor kullanılan silahlar diyor Kırım'a gitmemiş. Arkadaşları arıyorum. Bana diyorum Kırım'a rapor gönderir misiniz 8-10 tane? Gönderiyorlar. Gönderiyorum bu arkadaşa. Bak diyorum gönderilmiş. Aa diyor, o gün ölenler diyor arkasından adli tıba gönderilmemiş. Arkadaşları arıyorum. Diyorum ki ya adli tıba gönderildi mi kardeşim? Gönderildi abi. Bana diyor 3-5 rapor gönderir misiniz? Gönderiyorlar. Gönderiyorum buna. Aa gönderilmiş de o zaman şu. Bak dedim. Ben 15 Temmuz günü ağır makineyle vuruldum. Ben ağırda görev yaparken o makineyle vurulmuş terörist gördüm. Gövdesinin üst tarafı bir taraftaydı. Bacakları iki parça halinde. Bir bacağı bir tarafta, bir bacağı bir taraftaydı. Yani dakikada yaklaşık 1000 mermi atıyor. Duvarı kesiyor. Şimdi ben onunla vuruldum. Dedim ki ya sen bana diyorsun ki niye ölmedin? Ya ölmedim ne yapayım yani? Ya Allah öldürmedi. Şimdi bu hesap da hani hemen pislik yapacaklar, insanların aklına şey düşecekler. Çünkü bilen var, bilmeyen var. İşte yazıyorlar nasıl Ali Komutanıma işte tövbe haşa işkenceci. Bana bak sahte gazi. Ya şimdi Allah'ın da bir hesabı var. Şimdi emniyetin önünde ben vurulmuş olmayan bir şey oluyor. O günkü fotofilm şube müdürü kardeşimiz bizi dinliyorsa da selam olsun ona. Üst katlara kameraları kurmuş. Bütün olayı çekmiş adam. Yani ben vuruldum da hem mobeseyle hem de başka bir kamerayla iki tarafında çekiliyor. Şimdi konu ben olmadığım için hani bunların yani yalanla baş edemiyorsunuz. Çünkü karşı tarafın niyeti hakikat değil. Bu bulduğu yanlışlardan, bulduğu çatlaklardan girerek insanların kafasında şüphe, istifam oluşturmak. Şimdi burada FETÖ tanrısal bir güce soyunuyor. Şöyle tanrısal bir güce soyunuyor. Şimdi hani deriz ya biz Tanrı yoktan var eder, vardan yok eder. Yani sonsuz bir gücün sahibidir. Şimdi FETÖ var olanı yok, yok olanı var gösterecek bir enformasyon harbi yürütüyor burada. Bir psikolojik harp yürütüyor. Var olanı yok gösteriyor, yok olanı var gösteriyor. Böyle bir şey. Şimdi burada biraz da belki hayatımızın geçtiği bu çizgi de
hep bu işin yaşandığı yerlerde bulunduk. Emniyettir, işte polis koleji, bunların ilk yuvalandığı yer, polis akademisi, emniyet teşkilatı. Hayat çizgimiz hep bunlarla gitti. Burada biraz turnusoluk vaziyeti. Şöyle bir hatıralı anlatıp işin şey yapalım, hani şeyden sıkıntılı konuşmalar, hep teorik konuşmalar olmasın. 15 Temmuz sonrasında böyle 15 Temmuz'un pardon 17-25 sonrasında emniyette bir değişiklikler başladı. Her tarafı kaplamış, işte 83 küsur vilayetin 70 bilmem kaçı FETÖ'cü müdür ve terör, organize, istihbarat gibi şubeler, personel tamamen onların elinde. Onlardan olmayan polis memuru olmaz orada. Şimdi tabii biz de bu işte polis kolejinden beri mücadele ettiğimiz için o yüzden teşkilatta bilinirim ben. Yani herkes bilir. Açıp soruyorlar. Şimdiki iktidar partisine yakın insanlar da şeylerde. Özellikle bu İslamcı yazar çizerlerden tanıştıklarım vardı. Yıllarca bunlarla ben bu FETÖ mevzusunu tartıştım. Onlar beni ya Müslümanlara iftira atmakla falan suçluyorlardı. O zaman anlattıklarımızın şeyini görünce 17-25'te beraber sık sık aramaya sormaya başladılar. İşte güvenilir insan var mı? Kim var? Şu var. Hatta bu kadar çok olduklarına inanmıyorlar falan. Ya bu diyor namaz kılıyor şu bu. Konu namaz niyaz değil. Yani konu başka bir şey. Burada FETÖ ile mücadele etmesi için atanmış bir emniyet müdürü vardı o zaman. Ya benim yanımdan geçen bir göreve geliyor. Bir yere atanıyor falan. Ben Fethullahçıların beni sürdüğü yerde bekliyorum. Hani zamanla insanların aklında şey oluştu ya. Abi hani bu işleri bize sen öğrettin. Bunlar sen niye buradasın hala falan. Ben bir yerde bir arız olduğunu biliyorum. Hani tahmin ediyorum. Bir gün birisi arkadaşım geldi. Devrem dedi ki ya şunu tanıyor musun? Dedim ismini duydum. Yani ama tanışmadık. Benim bir üst devrem. Yani oturup çay içmedik. Yüz yüze hiç birbirimizi tanımayız. FETÖ ile mücadele için atanmış bu arkadaş. Bütün düzeni bu yapıyor. Bütün düzenlemeleri bu yapıyor. Dedim yüz yüze gelmedik, hiç tanışmıyoruz ama ismen tabii ki biliyorum. Dedi ki ya seni hiç sevmiyor. Aa dedim tamam. Şeyin nereye takıldığını buldum. Nasıl dedi? Bak dedim bir insanı kim tanır? Bir dedim dostları tanır. Dostları tanır. İki dedim düşmanları tanır. Bu benim dostum olsa beni de onu tanımam lazım. En azından oturup bir çay içmemiz lazım. Aynı zamanda akademide okumuşuz. Ama ben onu tanımıyorum, o beni tanıyorsa bu düşmandır. Peki dedim kardeşim, bir ben bununla hani aynı kıza aşık olup da kavga etmedik. Ticaret yapıp para paylaşımında kavga etmedik. Bilmem babamızın tarla davası olmadı. Bu adam dedim beni niye sevmez, hiç görüşmediğim şey yapmadığım adam ki benim geçmişimde biliyor. Dedim o FETÖ'cüdür, ben turnusolum burada dedim. Ben turnusol kağıdıyım burada. Daha sonra 17-25 oldu, 15 Temmuz oldu. O vatandaşa işlem yapıldı. Kendi en güçlü olduğu zamanda işlem yapıldı. FETÖ'cü şirketleri akladığı, FETÖ'cü değil diye rapor verdiği ve bundan şey sağladığı işlem yapıldı. Cezaevinde yattı. Başka bir dini cemaatin sahip çıkmasıyla cezaevinden çıkarıldı. Maalesef. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sosyal medya, Twitter, Facebook şu yokken de hani internet siteleri de hatırlıyorsunuz. Ta o zaman başlamıştı bunlar. Tabii bu bir istihbarat örgütü her şeyden önce. Bu Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olmasından önceydi sanırım. İnternet siteleri açıldı birdenbire. Kürşatiktidali.com, böyle Turan'a doğru ve ne bileyim isimler. Bir de bunun sol versiyonları, sol böyle isimler. Şimdi ben bunları okuyordum, gülüyordum. Bana bunlar Fethullahçı diyordu. Millet bana deli misin? Ne Fethullahçı diyordu. Ya şöyle. Şimdi Kürşatiktidali.com'da işte Genelkurmay asker vesaire aleyhine sabah teyisler dolmuş, orduyu sabah teyisler yönetiyor, Yahudiler bilmem neler bir şey yani Targaryenler vesaire hakim aileler, onların köleleri, Türk ve Müslüman halka düşmanlık edenler vesaire vesaire anlatıyorlar. Şimdi Kürşat.com'da bu yazılara yapılan yorumları okuyorum. Yorum yapanlar isimler şöyle: Işbara Alp bilmem ne, Bilge Kağan bilmem ne, işte sol versiyonda yayın yaparana bakıyorum, Ulaş bilmem ne, Mahir bilmem ne. Yani, o kadar komik ki, o kadar belli ki aslında. Yani böyle koydukları şeylerle o kadar abartılı ki. Şimdi bunlar 28 Şubat sürecinde sanırım bir arkadaşım anlatmıştı. Ya diyor, kendisi dindar birisi. Bunlar diyor, tabii biz tanımıyoruz o zaman diyor. Öyle abarttılar ki diyor. Anahtarlıklarında Atatürk diyor. Yakalarında atmalı kadar Atatürk. Kravatında Atatürk. Ayakkabısında Atatürk. Ceketinde Atatürk bilmem ne. Ya dayanamadım artık. Arkadaşlar dedim diyor. Biraz abartmadınız mı? Yani biraz abartmadınız mı dedim ya. Saklanacağız diye. Şimdi o abartıyı çok net görüyorsunuz. Biraz dikkatli baktığınız zaman. Burada
Tabii devletin artık devlet diyoruz da ben olduğuna pek düşünmüyorum. Sistem diyelim. Birçok hataları var tabii. Fethullah'ı konuşmak 1965'ten 2015-2016'ya kadar 50 yıllık bir Türk siyasal tarihini, Türk sosyal tarihini, kültürel tarihini konuşmak demektir. Yani bu o yüzden bir toplantıya, bir space yayınına, bir odaya sığmayabilir. O yüzden çok sıkıcı da olsun istemiyorum. İşte komutan da bahsettiği, işte Ali komutan bugün erken çıktı, bilmem ne yaptı. Hatırlarla o zaman denizciler dünyası mı komutanım, denizciler odası mı siteler vardı, sürekli denizcilerle ilgili yapan, havacılar vardı, havacılarla ilgili şey yapan, karacılar vardı onunla, jandarma vardı, polis vardı. Yani hepsine ayrı ayrı internet siteleri açılmıştı. Hepsine ayrı ayrı iftiralar kırla gidiyor böyle. Yani bakan bir göz anlıyor. Fakat sistemi sürekli bununla meşgul ediyor. Seni sürekli bununla meşgul ediyor. Ya kendi sosyal hayatınla, kendi işinle, kendi ailenle, çocuğunla sen ilgilenemiyorsun. Seni felç ediyor. Bu Adnan Oktarcılar yapardı. Bu Adnan Oktar'la ilgili bir şey yazınca birisi, Türkiye'de 81 vilayetten 700-800 bin küsur ilçeden dava açarlardı. Ya adamın bir işi var, gücü var şimdi. Bütün o illere gidip de bütün savcılara tek tek ifade verecek, bütün ilçelere. Yani aynı taktiğin bir benzerini bunlar uyguluyorlardı yani. Bir tehdit diyorlar buna işte. Bir tehdit, terör aslında bu. Şimdi de siber terörle aynısını yapmaya çalışıyorlar. İşte Erli kardeşim bir sordu soru. Neden makes buluyor? Bu yüzden makes buluyor. Halen Sezai Karakoç'un Yitik Cennet diye bir kitabı vardır. Fethullah da ondan çalmıştır bazı şeyleri. Yitirme Cennet'e doğru bir kitabında. Yitik Cennet şöyle başlar, hiç unutmuyorum. Diyor ki şeytanın diyor cennette diyor Adem'e seslenişi ve Adem'in diyor ona kulak verişi diyor. Her zaman diyor şeytanın sesine verilecek bir kulak olduğunu gösterir bize diyor. Bir. Her zaman şeytan sesine bir kulak bulabilir. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Bunu kim ayırt edecek? Tabii ki ilgili makamlar, yetkili makamlar, sonra halk, sonra millet. Buna karşı göz açık olacak. Çünkü bu coğrafyada yaşamak için uyanık olmak zorundayız. Şimdi ben hep şunu diyorum. Ya fikrimizin önderi, şahsıma diyorum, arkadaşlarıma, tanıdıklarıma diyorum. Fikrimizin önderi. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Lider diyor. Ufku değil diyor. Ufkun arkasında görecek diyor. Şimdi ben çok üzülüyorum. 15 Temmuz günü bu Fethullahçılar Türk ordusunun üniformasını ve tanklarını çalmış. Bir yerden geçiyorlar. İnsanlar zannediyor ki kahraman ordumuz bu şeriatçı AKP'ye darbe yapıyor. Ya darben her türlüsüne karşıyım, o ayrı bir şey. Ve alkışlıyorlar. Balkondan Atatürk resimler asıyorlar. Ya bu kadar embesil olunmaz. Artık uyanın. Yani bu kadar olmaz. Ki ben bunu yazmıştım darbeden önce. Kemalist görünümlü Gülenist bir darbe geliyor diye yazmıştım. Aynen bu şekilde yazmıştım. Çünkü belli şeyleri arkalarına almak zorundalar. Meşru olmak zorundalar. Çünkü bunlar meşru değil. Bunlar bodrum katlarda şeylerden nemli, bodrum katlarda büyümüş toplumla bir şey olmayan fareler. Kendine nasıl meşrulaştıracak bu fare? İşte Atatürk'ün arkasından saklanacak, dinin arkasından saklanacak, milletin arkasından saklanacak, bayrağın arkasından saklanacak bir şey olacak. Şimdi bayrağın arkasında veya Türkçenin arkasında saklandığı yıllar herkes hatırlıyor. Türkçe olimpiyatları vardı bunların. Ya millet işte gözyaşlarıyla izleyen, samimi olan insanlar vardı. Gözyaşını izliyorlardı bunu. Ben de gülüyordum. Bana kızıyorlardı. Sen nasıl milliyetçisin? Bak adam gitmiş dünyaya Türkçe öğretiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor falan diye. Ya bak dedim. Bir Gambiyanlı, bir Zambiyanlı neyse. Nijeryanlı. İşte benim İngilizce bir şarkıyı ezberleyip okumam gibi ne manaya geldiğini bilmeden veya kalbimde bana bir şey hissettirmeden şuraya çıkıp işte bugün 23 yaşında neşe dolu insan diye İngilizce okumam ne kadar Türk milletine faydalıysa orada o çocuğun da çıkıp Türkçe İstiklal Marşı okuması veya bir türkü söylemesi o kadar mantıklı. Ezberlettirirsin okur kardeşim. Ya abi Türkçe öğretiyorlar ya öğretmiyorlar veya öğretse de orada 10 tane öğrettiği çocuğa şey değil. Baktım anlamıyor. O sırada ben de Çankaya Sivil Ekipler'de çalışıyorum. İşte Hoca Efendi, Hoca Efendi diyor bak Türkçe öğretiyor abi. Dedim ya sen Seyit Hoca Efendi, Ufuk Hoca Efendi falan tanıyor musun? Dedi tanımıyorum abi dedi. Kim onlar? Bunlar dedim Ankara'daki şu pavyonların sahipleri dedim. Yani bildiğin Gaziantep pavyon var ya Ankara pavyonları. Onlar abi dedi tövbe haşa ne alakası Hoca Efendi ile? Şöyle alakası var dedim. Bunlar dedim 6 ayda bir 50 ile 100 arasında Rus getiriyorlar dedim pavyonlarına. Vallahi Rusların hepsi giderken dedim benden iyi Türkçe konuşuyorlar dedim. Yani Türkçe hizmet dedim. Bak dedim bu Hoca Efendilerden büyük Hoca Efendi yok. Dedim ne anlatıyorsun bana? Yani artık işte biraz mavra yapıyorsun. Anlatamayınca bu şekilde anlatmaya çalışıyorsun. Bu mücadelede şu var. Benim bir prensibim vardı arkadaşlar.
bütün genç arkadaşlarını da konuşsun. Arkadaşlar, kendi gelen, emek harcamadığınız bir şey varsa, bir şey size kendi geliyorsa, para olur, makam olur, pul olur, kadın olur, her şey olur. Kendi gelen hiçbir şeye güvenmeyin. Siz emek harcamadan hiçbir şey gelmez. Kendi geliyorsa orada size bir tuzak vardır. Ben bunu söyledim. Bizim de istihbaratta çalışan bir arkadaş, abimiz vardı. Dedi ki ya Fatih, şimdi çok korktum dedi. Ne oldu dedim abi. Ya dedi, benim boyum dedi 1.58-1.60 falan dedi. Eni de geniş, biraz şişmanca. Aynaya da bakıyorum dedi, yakışıklı bir adam değilim. Bugünlerde dedi sosyal medyadan beni o kadar güzel kızlar ekliyor ki dedi. Ben de dedi, ben de bir şey var zannediyordum. Herhalde dedi beni götürecekler. Yani o yüzden dikkat etmek lazım. Çünkü hani Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurucu önderimizin dediği ne var? Bize diyor, şeyi anlatırken, birçok kötülüğü din kisvesi. Niye? Halkımız Müslüman, dindar bir halkımız. Ona İslam kisvesiyle, Müslüman kisvesiyle geliyor. Seni neyle kandıracaksa onunla geliyor. Sen neye aşıksan veya ne tür bir isteğin, talebin varsa, zaafın varsa, sana oradan geliyorlar. Ve seninle bir hukuk oluşturuyorlar zamanla. Şimdi komutan da bahsetti, işte yazışıyorlar. Vay komutanım, bizi sattın işte bilmem ne. Ya kendilerine şahit tutmaya çalışıyorlar. İşte Ali Türkşen'i şahit tutacak işte. Mustafa Önsel'i şahit tutacak veya bilinen, bunlara düşman bilinen kişiyi şahit tutacak kendine. Ya bu numaralar aslında biz eski diye düşünüyoruz da maalesef sürekli yeni sürümlerini çıkarıyorlar. O yüzden kendi gelen her şeyden ben bakarım. Kendi gelmiş. Bunu kontrol etmemiz lazım. Niye kendi gelsin bana durup dururken? Burada bu şahit tutmalara karşı senden bir laf alacak, senden bir cümle alacak. Ha, o cümle bitti. Biraz da insanların gözünün buna açık olması lazım. Bu 2012 mi? 2012 yılıydı. Bizim çocuk şeye girecek, bir bu okulların, kolejlerin bursluluk sınavına. Cumartesi günüydü. Ben götüreyim. Götürdüm. Hanım dedi, ben dedi baktım Atatürkçü bir okulmuş dedi. İyi dedim, gittim. Çocuk sınava gitti. Ben de okul geziyorum oralar böyle. Baktım okulun çeşitli yerlerde şubeler var Ankara'da. Allah Allah, ne zaman açılmış? Yeni. Yeni açılan bir okul. Fethullah'ın tımarı olan eğitim sahasında bu kadar şube açmış. Atatürkçü, milliyetçi falan. İmkansız. İmkansız. Bunu en iyi Bedrettin Dalan, Mehmet Haberal falan bilirler imkansız olduğunu. Kendi tımarla razilerine kimseye sokmazlar. Orası onların tımarıdır. Gezdik. Neyse, çocuk sınavdan çıktı. Her yer Atatürk resmi. Okulda her yer Atatürk resmi. Böyle abartılı bir Atatürk şeyi var. Ondan sonra çıktık, neyse gittik eve. Nasıl geçti sınavı falan. Anne soruyor çocuğa. O da iyi geçti şöyle dedim. Çocuk yatınca dedim annesine. Kazansa da gönderme oraya dedim. Niye dedi? Onlar Fethullahçı dedim. Ya dedi, nasıl Fethullahçı? Şu Atatürk'ü ben baktım falan, pişman. Dedim ki bak, onlar Fethullahçı. Bunu buraya yaz. 2012'ydi bu. Hani darbe olduğunda Fethullah'ın şeyi, bu darbede Akıncı üstünde yakalanan bu Anafartlar Koleji'nin şeyi var ya, sahibi Anafartlar Koleji. Yani orada da açığa çıktı. Bak dedim, yaz demiştim. Anafartlar Koleji'yi şu yüzden açıyorlar. Ya asker çocukları, polis müdürü çocukları, hakim çocukları gibi bunların örgütüne mensup kişilerin çocuklarını okullara göndermiyorlar kendi işte Samanyolu giden okullarına. Laik Atatürkçü kırıkta bir okul açıyorlar. Bu okullara bunların çocuklarını alıyorlar. Niye? Bu çocuklar dışarıda başka okullara gidip de başka şeyler öğrenmesinler, kapmasınlar. Bu kadar şey bir örgüt. Şimdi şu an beni dinliyorlardır. Benim anlattıklarımdan da öğrenecekler, tekrar kendilerini yenileyecekler, toplantı yapacaklar, kendilerini yenilecekler. Mesela bu sosyal medyadaki hesaplarıyla ilgili, mesela isim yok, resim yok, anonim diyoruz ya, mesela birçok anonim arkadaş var, burada da var, biz dinleyenlerden tanıdıklarım da var. Arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu militer dedim, o ilk bu şeyi başlatan o militer enstitü var şu an bizi dinleyen arkadaşımız, ona yazıyorlarmış sen misin diye. O değil arkadaşlar, militer enstitü bu arkadaşımız, benim tanıdığım, bildiğim birisi. O militer doktrinle alakası yok. Onu unutmayayım. Şimdi bakıyorum, isim yok, resim yok. Bu anonim, tamam olabilir, insan anonim olabilir. Saygı duyuyorum. Ama dikkat edin. Ben bazen bir yorum yapıyorlar. Üstten baksan çok iyi niyetli bir yorum gibi gözükebilir. Bakıyorum sayfasına girince.
bir tane insanın kendi bir konuda mesela fikri olmaz mı? Tamamı retweet. Retweetlerine bakınca görüyorsunuz zaten. Tamam. Niye? Bir kişiye diyorlar cemaat talimatı. 10 tane hesap açacaksın, günde 100 tane tweet atacaksın. Adamın işi bu. Bunu bir dini emir gibi yapıyor. Ve o ana hesap dedikleri hu gibi işte kaç saat oldu gibi bilmem ne gibi işte bir tane daha vardı. Uyandırma servisi. Ya bir arkadaş yazdı uyandırma servisi şuna bakayım dedim. Baktım ben engelliyim. Hiç hesabı bilmiyorum. Beni baştan engellemiş. Onları retweet etmek bunların varoluş sebebi. Şimdi arkadaşlar baktıklarında işte dikkat etsin. Adamın bir tane kendi yorum olur. Şimdi bu dezenformasyon yaymak için açılmış hesap. O adamın belki 10 tane hesabı vardır. Şey vardır. Bir arkadaşımız güzel bir çalışma yapmış. Kost diye bir arkadaşımız. O da hayalet. YouTube'da da var. Şeyde de var. Belki bilmiyorum şey alabiliyor musun onu üstte. Twitter'daki kripto fetolatçı hesapları float diye bir float'u var. O float doğru bir float. Mesela ona bakabilirler. Tabii sadece o değil. Bir sürü var da. Onun gibi. Şimdi biz bundan nasıl kurtulacağız? Bu bela Türk milletinin böyle başına sarılmış bela. Düşmanı tanıyamayan, tanımlayamayan onu yenemez. Önce bunu tanımlamak zorundayız. Şimdi ben şark hizmetini yaparken Ağrı'da PKK nereye saldıracak, nereden istihbarat geldi kısaca anlatıyorum. Ben oraya veriyor o zamanki Fethullahçı bir müdür. Ben Hamur ilçesine PKK saldıracak diye jandarma istihbarat almış. Sağa baktım hepsi Fethullahçı, sola baktım hepsi Fethullahçı. Kesin beni verir dedim bu müdür. İşte müdür geldi, arabası yanaştı. Biraz sonra telefonum çaldı. O personel şube müdürü. O da 15 Temmuz 10 sonra cezaevine girmişti. İlyas neydi ismi? Soyadını hatırlamıyorum. Dedim müdür bey seni bekliyor. Gittim. Hani bir yere gönderiyorsun. Ben zaten kandırılmaya hazır bir adamım. Vatan millet Sakarya falan da beni kandır. Yani gaz ver bana. Ben zaten hazırım ona. Girdim selam verdim. Ben emretmişiz müdürüm dedim. Dosyayı imzalıyor. Kafasını hiç kaldırmıyor. Hani sanki bir şey suç işliyor şey gibi. Kafasını kaldırmadan seni hamura verdim hemen şimdi git başla. Saat 4. Anlaşıldı dedim çıktım gittim. Neyse üstümüze düşen şey yapmaya çalıştık. Tedbirlerimizi aldık. Sıkı tedbir aldık falan. Benden bir sonraki ilçeye saldırdılar. Sabah ben oraya verdiler. Saldırdan ilçeye. Memurları topladım arkadaşlar. Tabi içlerinde bu cemaat olanlar da var. Bu örgütten olanlar da var. Tabi psikolojiler kötü. Bina roketlenmiş, taranmış falan. Önce psikolojiyi düzeltmek lazım. Şunu söyledim. Burada da bunu söyleyeceğim. Arkadaşlar dedim. Bu PKK'lı dediğiniz dedim. Boynunda poşet olur. Elinde kaleci olur. Şu duvarın arkasına geçer. Bizi ateş eder. Biz dedim onu ateş ederiz. İnanıyorsanız ölürsek şehidiz. Kaldıysak gaziyiz. Bu dedim küçük tehlike. Bu dedim küçük düşman. Bundan korkmayın. Deyince kafalar böyle kalkmaya başladı. Yani bir gün önce roketlenmişsin. Lan bu nasıl küçük düşman? Bir dedim bunun büyüğü var. Şimdi oradan sonrası İran. Ben nereye göndereceksiniz? Bir dedim bunun büyüğü var. Bu dedim genelde dedim makam arabasıyla gelir. Araban dedim sağ arkasında oturur. Bunu ateş edemeyiz dedim. Ateş edemediğimiz gibi üstüne dedim buna dedim selam vermek zorunda kalırız. Esas duruşta durmak zorunda kalırız bunun karşısında. Bu dedim diğeri bizi dedim biyolojik olarak öldürmeye çalışırken ateş edip bu dedim bizi yaşarken öldürmeye çalışır attığı iftiralarla. Bizi dedim canlı ceset haline getirmeye çalışır. Tabii benim konuşmam gidecek müdüre. Ben bilerek konuşuyorum. Bizim artık ölmüş eşek kurttan kopmaz hesabı. Yani ne derse dersin İran'a mı tayin edeceksin beni? Gibi. O yüzden bu büyük düşman. Niye büyük düşman? Bu bildiğimiz örgütler. İşte Türkiye'deki en büyük örneği PKK. Konvansiyonel örgütler. Bunun lideri belli, ideolojisi belli, kampı belli, stratejisi belli, harekatı belli. Diğerinin hiçbir şey belli değil. Yani liderini biliyoruz da. Ama adam ne iddia ediyor? Dünyanın iyiliği için dua eden bir Mevlana olduğunu iddia ediyor. Bakın. Adam öldürüyor, öldürtüyor, suikast yaptırıyor. Devleti bunu kime yaptırıyor? Ya normal suikastçıya yaptırsa konvansiyon olur. Sen hastasın, doktora gidiyorsun, bunu doktora yaptırıyor. Bunu doktora yaptırıyor. Şimdi sen zaten hastasın. Hastaneye gitmişsin, öldün diyelim. Kim şüphelenir bundan? Kimse şüphelenmez. Niye? Zaten hastaymışsın, doktora gittin yani. Doktor, bunu yapacak doktor, bu iş ilmine vakıf birisi. Yani seni öyle bir götürür ki hiç kimse onu çözemez. O kadar tehlikeli. Diğeri gibi değil. Diğerine karşılık vermen, diğerini anlaman çok daha kolay. Çünkü maddi diğer, görüyorsun. Sen onu görüyorsun, o seni görüyor.
Yani Allah kime verirse. Şimdi 15 Temmuz gecesi emniyetin bahçesinde girdim. Emniyetin bahçesinden bu ön tarafı ve arka tarafı işte tanklarla, ZPT'lerle kapatmışlardı. Tabii karışıklık var, ışıklar kapatılmış. Kimse kimsenin yüzünü göremiyor doğru düzgün. Memurun bir kısmı geliyor. Bir de içeride konuşanlar var. Kendi askerimizle mi savaşacağız, şey yapacağız diye, çatışacağız diye. Geri arkadan boşalıyor. Yani birinin bir şey yapması lazım. Rütbeli yok, şey yok. Bu karşımızda kim var? Yani ne kadarlar? Onu görmek için böyle bilenler bilir. Ankara Emniyeti'nin ve Konya yoluna bakan tarafı, ön kapısını oraya almışlardı. Oraya doğru yürüdüm. Böyle bir sarmaşık var o parmaklarda. Oraya aradım, bakıyorum. Oradan bakmak için gidiyorum yani. Bakıyorum. Arkamdan ağlamaklı bir ses geldi. Bu kolonun arkasında siper almış bir arkadaş. Tanımıyorum da. Dedi ki sen de mi hainsin? Yanlarına mı gidiyorsun falan? Ağlamaklı bir ses. Döndüm ona. Dedim ki bak dedim hiç korkmayın. Dedim ben şuyum. Sonra beni tanıyan birkaç memur geldi daha önceden bunların kumpaslarına falan yaralandığımı bilen, bunlarla mücadele bilen. Onları tanıyordu. Dedim bugün bakın bugün hiç korkmayın dedim. Bugün dedim belki dedim yaşadığımız en adil gün olacak. Şimdi adamlar tankın içinde, sepetelerin içinde ağır silahlı şu bu uçaktır, helikopterdir. Nasıl en adil gün olacak? Dedim, bugün onlar bizi görüyor, biz de onları görüyoruz. Bugüne kadar onlar bizi görüyordu, biz bilmiyorduk. Bir önce komutanım dediği gibi görmüyorduk onları. Ama bugün tankın içinde de olsalar, topun içinde de olsalar en adil gün. Ancak bu kadar adil olabilir. Bugün dedim tartıya çıktılar. Göreceğiz kaç kilolarmış. O yüzden bu kimliklerini gizleyerek Twitter'dan şuradan buradan vesaire saldırıyorlar. Yani saldırsın onlar önemli değil. Önemli olan bunları teşhis edebilmek. Teşhis ettikten, tespit ettikten sonra bunlardan korkmam. Bunlardan kimse de korkmasın. Beyinlere alınmış bir robot sürüsü. Büyük tehlike tabii ki. Yani korkman derken küçümsemiyorum. Ama tanımlayabilmekten bahsediyorum. Burada şey yapayım, keseyim. Hani varsa bir soru veya komutanım diyeceğim. Sözü sıra bırakıyorum. Şimdi şöyle, komutanım yanlışlıkla çıkmış. Ben ona tekrar istek gönderiyorum şu an müdürüm. Ağzınıza sağlık bu arada. Hemen geliyorum. Sen bağlama işini yap. Benim ya biraz açayım mevzuyu madem biraz sohbet açsın. Bu halka inmekten kastım şuradan kaynaklanıyor. Bundan şundan dolayı. Şimdi bahsettiğimiz operasyonel hesaplar. İşte bazı şeyleri ifşaat ederler. Bir yerden baskı yaparlar. Birisi kemalist takılır. Oradan gönderir seni. Oradan işte böyle bir iğneler. Oradan seni biraz şey psikolojik harp bunlar. Bir de bunların bilinenleri var. İşte efendim yurt dışında sözde gazeteci. İşte zamanında orada burada yazmış bilenler biliyor kim olduklarını. Tetikçilik yapan, komplo teorileri yayan ve insanlara hedef gösteren tipler var yurt dışında. Şimdi niye bunu söylüyorum? Bunlardan biri mesela beni ve bir arkadaşımı daha hedef almıştı. Yayıncı bir arkadaşım Ahmet'i hedef almışlardı. Çıktı bunun videosunu yaptı. Bunların en çok da izlenen elemanı. Ve maalesef bu elemanı da yoğun bir şekilde Türkiye'deki muhalifler de izliyorlar. Tabii aradan 3 gün falan geçmedi. Ben gerekli cevabı hazırladım, yükledim ve anında videosunu silip özür diledi. İşte yanlış bilgilendirildiğini falan söyledi. Özür diledi. Gerekli sertlikte de verdim tabii cevabı. Şimdi ben bunu yapabilme gücüm var benim. Niçin? Sosyal medyada böyle bir imkanımız olduğu için. Yani halka inmekten kastım bu. Fakat diyelim ki benim bu gücüm olmasaydı, sosyal medyada bu kadar bir destekçimiz olmasaydı, bu adam attığı iftirayla kalacaktı. Bunların gücü aslında buradan doğuyor. Yani biz bu fikirleri halka indirgeyemiyoruz, halka gidemiyoruz. Bence sorun burada yatıyor. Bahsetmek istediğim mevzu da buydu aslında. Evet, Erlik kardeşim çok doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle, hani örgütlü yapılar, örgütlü küçük yapılar, örgütsüz büyük yapılar yönetirin bir örneğini yaşıyoruz. Yani fikri şeyi onlar oluşturuyor. Sonra onların attığı iftiralara cevap vermek gibi pasif bir konuma geçiyorsun. O da ne kadar verebilirsen, ne kadar imkanın varsa. O yüzden birçok arkadaş böyle çekiniyor. Ya işim var, gücüm var, çoluk çocuk var, onunla mı uğraşayım diye. Ben mesela bunlarla yaptığım bazı paylaşımlara bakıyorum. Ya işte 100 bin görüntülenmiş, 100 beğenilmiş. Normalde şeye uygun değil. Benim paylaşımlarıma uygun değil. Biliyorum daha sonra işte gezip tozarken arkadaşlarla karşılaştığımız zaman
Abi diyorlar şunu okulu çok güzel yazmışsın da işte biliyorsun halimizi, biliyorsun işte şuyuz buyuz, memuruz, askeriz, polisiz vesaire. Veya işte abi biliyorsun oğlan işe girecek, kız bilmem ne yapacak. Şey yapmıyor, adı nedir? Açıdan desteğini belirtemiyor şekilde. Belirtemiyor, korkuyor. Ya maalesef ya bu korktuğun sürece devam edecek bu. Korksan boyun eğeceksin. Boyun eğdiğin zaman da bir yerden boyun eğdiğin zaman o şey başlayacak. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra bana çok gelip giden oldu bu. Yok biz haksızlıkla bizi attılar şu bu. Yani ben bakınca anlıyorum zaten. Yani şöyle bir iddiam var benim. Yani 1000 tane zencinin içine bir tane zenci Fethullahçı koy. Şöyle bakınca tanırım onu. O kadar iddialıyım. Yani hiç mütevazilik yapmayacağım bu konuda. Şimdi bunun testini yaptı arkadaşlarım emniyette. Bu personel bilgi sisteminde resim ve isimleri kapattılar. Sadece özgeçmişine bakarak, yani çalıştığı yerler, mezuniyet tarihi olarak, işte bu onlardan, bu değil, bu onlardan, 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 bir tane yanılmadım. Çünkü ne zaman, nereye hücum ettiklerini biliyorum. Ben sene 2009'du galiba, bir ünlü de bir müdürümüzü uyardım. Dedim ki müdürüm, bunlar dedim, diğer dedim cemaatlere sızıyorlar. Bu işte tasavvufi yapılara dedim sızıyorlar. Ya saçmalama dedi, öyle şey mi olur? Sonra ortaya çıktı hepsi. Diyor ki aradan işte 15 Temmuz oldu. Aradan 6-7 sene geçtikten sonra. Ya diyor sen doğru söylüyormuşsun, söylemişsin. Çünkü gördüm ben o eğilimleri. Niye talimat düğmeye basılıyor? Ellerinde taşıdıkları kitapları görüyorum. Şeylerini görüyorum. Konuşmalarını. Etrafa nasıl çengel attıklarını görüyorum. Bunu halka nasıl indireceğiz? Vallahi düzgün bir mücadele, daha düzgün bir mücadele yapılsaydı ki ben şu an mücadeleyi tamamen böyle yatsıyan muhaliflik namına mücadeleye böyle şey gibi işte sırf AK Parti'ye muhalif olduğu için bu mücadeleyi tamamen reddedenleri ben reddediyorum. Elde var bir şu an. Ama elde 10 olsaydı istiyorum. Hani en nefret ettiğim cümleyi söyleyeyim. Burada yetmez ama evetçiyim. Yani daha iyisini yapalım. Daha düzgünlü yapalım. Daha kapsamlısını yapalım. Çok basit mesela. Türk Solu diye bir dergi çıkarıyorlardı bunlar. 2004'ler mi 2005'ler miydi? Ya, Türk Solu diye bir dergi birdenbire ortaya çıkmışlar. Böyle acayip bir propaganda sokaklarda şeylerde toplasan belki 150-200 kişidir şeyler İstanbul'da, Ankara'da işte 50 kişi bilmem ne. İşte kitaplar çıkıyorlar, dergiler çıkarıyorlar. Her şey çok düzenli, nizamlı böyle dergileri falan böyle hesaplanmış dergi militan boy bir şey gibi. İşte 3 aylık teorik bir dergi çıkarıyorlar falan pişman. Geçenlerde sohbet ederken arkadaşlara sordum. Ya dedim bu Türk Solu ekibinden orada yazı yazanlara veya eylemlere katılanlara kimliklerine bir bakın. En azından hiçbir şey yapamıyorsanız sosyal medyadan falan bir araştırın. Onlar şimdi ne yapıyorlar? Bir bakıyorum milliyetçi bilinen bir partide danışman bir tanesi. Bir tanesi Atatürkçü bilinen yerde bilmem ne. Şimdi yeni görev dağılımı yapılmış. Yani görev yerler değiştirilmiş. Yeni görevler verilmiş. Onu görüp anlıyorsun. Tabii bu sadece sosyal medyayla, sosyal medya tabii ki çok önemli ama sadece sosyal medyada yapılacak bir şey değil. Sürekli uyanık, sürekli teyakkuzda olmamız lazım. Bu şöyle kendi vücudumuzun içerisinde yapılanmış, yuvalanmış ezoterik kült bir örgüt. Kült örgütlerde bu mikrop birinin vücuduna girdiği zaman oradan kurtulmak çok zordur. Çünkü ona kapılan dışarıda yaşayamaz. Dışarıda ekmek bulamaz, su bulamaz. Yani kendini şey gibi, sudan çıkmış balık gibi hisseder. Ben birçok ayrılıp da geri dönen insan gördüm. Özellikle bizim meslekte. Yani çok çok böyle insan gördüm. Bu çok zordur. Bana bunu sordular devletimizin yetkili makamlarındaki bulunanlar. Dediler nasıl şey yapalım? Ben bunlara 1945'ten sonra Almanya'da Nazilerle yapılan mücadele örneğini verdim. Dedim ki şimdi siz baştan böyle bir şey yapamazsınız. Bunu gayet düzgün yapmışlar orada. Çünkü bu Nazi Partisi dediğimiz parti sadece bir parti değil. Yani izci teşkilatından tut da fabrikadaki işçilere kadar yani örgütlenmiş değişik bir yapısı var. Kült bir yapısı da var. Bu eski Alman okült inançlarına da dayanan falan. Ezoterik bir yapısı da var. Şimdi burada çeşitli komisyonlar oluşsun. Önce bir kanun çıkarmışlar. Kanun Nasyonel Sosyalizm ve Militarizmle Mücadele Kanunu. Kanun ismi. 40 sayfa bir kanun. Konuyu baştan ele almış ve sonuna kadar götürmüş. Ve bugünkü Alman Anayasası'nın da 138. maddesinde diyor ki
nasyonel sosyalizm ve militarizmle mücadele kanunları diyor anayasaya aykırı sayılamaz diyor. Halen geçerli. Burada çeşitli komisyonlar oluşturmuşlar. Eğitim, basın, sanat vesaire. Yani işte bu örgütün faaliyet gösterdiği alanlar gibi. Sonra bu masalarda işte basın masası, bilmem ne masası çalışacak insanlar tespit etmişler. Diyor ki şu tarihten önce diyor nasyonel sosyalist ideolojiye karşı olduğunu göstermiş olmak diyor. Bir. İki. Hukuk veya müfettiş nosyonu almış olmak gibi devam ediyor. Önce kim bu işte uğraşacak? Şimdi biz de bu işte uğraşacak diye belirlediğimiz adamlar ya Fethullah Gülen Hoca Efendi de böğürüyordu televizyonlarda bu Ergenekon operasyonları sırasında. Daha sonra şunu yapmış. Nazi kimdir? Beşe ayırmış. Bir Nazi demiş. İki demiş militan. Üç sempatizan. Dört, beş diğerler demiş. Biz adam fabrikada işçi. Nasyonel Sosyalist Parti'ye üye. Hiçbir suça veya şeye karışmamış. Onun için farklı tebliğler öngörmüş. Ama Nazi dediği veya militan dediği için başka bir şey öngörmüş. Adli süreçler de öngörmüş. Sadece idari süreçler değil. Bu komisyonlara bunları ıslah olduğu belgesi verme yetkisi vermiş. O tabii bir psikolojik ve bir iş süreci var. O süreci tamamlattırıyor. Ondan sonra ıslah oldu olmadı. Devam edecek şeye diye. Bu kesintisiz uygulanmış ve halen geçerli. Şimdi bizde tabii Alman disiplini denen şey yok. Maalesef bizde yok. Öyle bir yapımız yok. O yüzden yapılan yanlışlardan dolayı da bunlar araya bir çatlak buldum. Anında sızıyorlar. Mesela komiktir. Bu hatırlarsanız 2010 ÖSYM'si mi sınavının operasyonu yapılacak diye basında çok dile getirildi 17-25'ten sonra. Sürekli operasyon geliyor. Bu operasyondaki arkadaşlardan birine dedim ki ya dedim bak sürekli gazetelere bu ilan ediliyor. Kopya çekenler işte soruları çalanlar. Ki benim en çok üzüldüğüm noktadır bu ülkede hak ettiği halde o sınavlara girip gecesini gündüzüne katıp gözlerini kağıdın kalemin kitabın başında böyle yorup gözünün deresini bozan ailesi midesinden yemeğinden içeceğini ayırıp çocuğunu dershanelere gönderenler çocuğum iş sahibi olsun diye insanlar ya giriyor 85 alıyor geçemiyor niye? Bunların hepsi 100 almış ya 95-100 almış. Şimdi işte bir çocuk görüyorum güvenlik görevlisi özel güvenlik çok yaşıyorum bunu. Konuşması düzgün, kılık kıyafet gayet şey net. Hani görünce anlıyorsun. Soruyorum annen ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor? Bakıyorum aile şey. Diyorum oğlum niye diyorum güvenlikçi oldun? Mesela niye polis olmadın? Polis memur olabilirdin bak güvenlik işine falan meraklısın. Diyor ki müdürüm diyor. Şu sene sınava girdim, yazılıyı kazandım, mülakatta kaybettim. Bakıyorum senelere ha tamam diyorum. O çocuğun değil sadece. O çocuğun çocuklarının o da hakkı genelde. O çocuğun hayatıyla değil. Onun anne babasının hayatıyla, çocuğun hayatıyla, onun çocukların hayatıyla oynandı. O yüzden hani şu an liyakatsizden çürümüşten bahsediyoruz ya, devlet kademesinin olsun, her kademeyi liyakatsiz yaptığı işten anlamayan insanlar şeyler doldurdu. Bu operasyonu yapacak arkadaşlar dedim bak bir şey uzatmayın. Bir cenazeyi çok yıkarsam demiş atalarımız çok affedersiniz. Ya gaz kaçırır ya bilmem ne yapar demiş. Yani yapacaksanız yapın. Onlar çeşitli raporlar falan bekliyorlar. O da yapacağız şu falan deyince bak dedim. Sana dedim bir öngörüde bulunayım mı? Yarın dedim bu işten dedim gözaltına alacağınız bu kopya çekenlerin dedim kadınlar dedim hamile gelecekler. Hamile dedim buraya. Görüyorlar ne olacağını. Ve buradan dedim büyük bir dedim şey çıkaracaklar. Mağduriyet çıkaracaklar dedim. Bunlar bir gece operasyon başlamışlar. Tabii ben bilgim yok orada çalışmıyorum. Telefonum çalıyor gece. Allah Allah'ım gece saat 3'te 4'te beni kim arıyor? Kalktım bizim arkadaş. Ne oldu? Ya dedi kimi gözaltına alırsak dedi hamilelik raporuyla geliyor dedi. Kadınlardan. Yani kimi gözaltına alırsak diyor hamileyim raporuyla geliyor. Sonra hatırlıyorsunuz bu cezaevindeki çocuklar falan filan hikayesi bütün dünyayı şey yaptılar. Hani sen bir açık verirsen bu cemaat onu kullanır. Talimatla hamile kalır. Sonra da mağdur çocuklar diye bunu tüm dünyaya ilan eder. O yüzden normal bir örgütle karşı karşıya değiliz. Ve 15 Temmuz'dan sonra hiçbir şey bitmedi. 17-25 Aralık olduğu gün tabii kötü komşu adam ev sahibi yapar. Ben bu kumpas davalarından önce bir organize suç örgütünden sonra Ergenekon'dan yargılanırken baktım bu iş böyle olmayacak. Gittim sınava girdim hukuk fakültesine. Girdim. Bir taraftan onu okumaya çalışıyorum.
Bu 17 Aralık günü benim final günümdü. Tabii finallere de çalıştığım için şöyle hazırlanıyorum. Ya rapor alıyorum veya yıllık izne ayrılıyorum. İşte çok uzun süre çalışması gereken bir dersi 2 güne 3 güne sığdırmaya çalışıyorum. Böyle sabah da uyumadan uykusuz şeysiz halletmeye çalışıyorum. Telefonum hep kapalı. Sınavdan çıktım, telefonu bir açtım, baktım ki tak 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 arayanlar, 50 tane arayanlar. Lan kim bunlar? Baktım hep AK Parti camiasından bu yazar çizer takımı dedikleri, benden tanıdıklarım, zamanında FETÖ'yü tartıştıklarım. 17-25 başlamış, beni arıyorlar, telefonum kapalı, senin dediklerin oluyor diye. İnanmıyorlardı. Dediler ki, ya şeyle görüşmen lazım, uyarman lazım birkaç kişi bu işle. Dedim valla finallerim var, ben sizi çok uyardım. Şimdi dedim kendi derdime düştüm. Neyse çok ısrarcı dedim valla bir saat dedim şey yapalım gidip ders çalışacağım. Ertesi gün yine finalim var. Etkili yetkili bunların şeylerini birine götürdüler. İsmini söylemeyeyim şimdi. İşte bir saatlik şey bizim 4 saat oldu. Anlatıyorum. Olaya şöyle bakıyor. Ya tamam biz bunlara kandık da işte böyle halletmiş olduk iyi oldu diyor. Baktım konuyu anlatamamışım. 4 saattir konuşuyorum anlatamıyorum. Dedim ki ya bu adam şimdi size yukarıdan bakıyor diyor ki ya Yelkaya'dan ne aparır? Tozun alır kaya kalır diyor dedim. Neyi bitirdiniz dedim. Hiçbir şey bitirmiş değilsiniz. Ayağa kalktım. Tabii etkili etkili olunca bir emniyet müdürü neyi ver bunun yanında etkili etkili adamın? Ya tayin ister ya terfi ister. Onlar da alışmışlardır böyle şeylere. Ayağa kalktım böyle elim tabanca gibi yaptım. Kafasına tuttum böyle şaşırdı. Bak dedim bu odaya girecekler. Senin kafana silah dayayıp seni buradan müsürüklere çıkaracaklar dedim. Sonra 15 Temmuz oldu işte biz vurulduk şu bu. Beni o götüren arkadaş hastanın yanıma geldi. Dedi ki ya o arkadaş diyor ki dedi tam diyor o getiriniz müdür arkadaşın dediği gibi oldu. Ben burada yoktum ama işte şu beyefendi onun amiri oradaymış. Buraya girmişler. Onu buradan kafasına silah dayayıp sürükleyerek çıkarmışlar. E dedim daha ne yapayım size dedim ben. Daha ne söyleyeyim yani. Yani daha isimlerini mi söyleyeyim? Öyle mi? Yani konu bitmez. Bu sorularla gidersek hani daha interaktif olur. Sizden şey yapalım. Belki moderasyon sende. Ağzınıza sağlık müdürüm. Ya Ali Komutan'a tekrar bağlanabildi sanırım Ali Komutan'ım. Evet gözüküyor. Evet bağlandım efendim bağlandım. Komutanım size özel bir soru var. Cevaplamak buyurun. Size kalmış tabii ki özel olduğu tabii. için. 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri dönüş yapan subaylarımız arasında neden olmadı kendisi? Özel değilse hangi nedenler geri dönüşünü engelledi şeklinde bir soru gelmiş. Şimdi şöyle onu soruyorlardı. Ben de hani samimiyetle cevap vermeye çalışıyorum. 15 Temmuz'dan sonra geri dönen subay diye bir şey benim bir eksik bilgim mi var acaba? Yani bazı öğrenci alımlarında mülakat komisyonlarına bu emeklilerden çıkıyor ama tamamen silahlı kuvvetlerle işi kesilmiş insanların tekrar geri dönmesi diye bir şey söz konusu olmadı bir durum. Ha şu oldu. Yani biz cezaevinde beraber olduğumuz arkadaşlarımızdan rütbece uygun olanlar görev yapmaya devam ettiler. Görev yapmaya devam ettikleri için 15 Temmuz sonrası onlar yoğun olarak daha sorumlu görevlere getirildiler. Öyle söyleyeyim. Ben zaten emekli olmuştum. Dolayısıyla benim yani o durumda başka kimse de ben bilmiyorum açıkçası. Yani emekli olduktan sonra tekrar silahlı kuvvetlere girip üniforma giyen kimse yok. Ha şu var dediğim gibi bazı mülakat komisyonlarına çağrıldılar. Onu da Ali Türkçen'i zaten çağırmazlar. Yani ben geçen gün tesadüfen bir ordu evine ben 2014'te cezaevinden çıktığımdan beri demek yaklaşık 9 senedir ordu evlerine giriş yasağım var biliyordum. Geçen gün tesadüfen birinin önünden geçerken kimliğimi uzattım dedim şu bir aletleri var onların bir takıyorlar şey gibi. Kredi kartı aleti gibi bir şey var onun biraz daha iricesi. Orada bir yasağınız varsa gözüküyor. Kaldırmışlar. Yani benim bir öğrendiğim o. Onun dışında beni zaten kimse geldi hadi sen tekrar üniforma giy falan demedi. Demediği için de benim tekrar geri dönme gibi bir durumum zaten oluşmadı. Ben hani bunu söyleyebilirim. Başka kimsenin de bu durumda olduğunu zannetmiyorum. Çok özür dilerim pardon. Bir de şeyler oldu galiba ya. Dur yanlış olmasın. Hava kuvvetlerinde çok ciddi personel açığı olduğu için pilot açığı. Pilotları zorla geri göreve çağırdılar. Ha. Havacılar da öyle yaptılar da denizcilerde öyle bir şey olmadı. Havacılarda oldu bir tek. Benim bildiğim en azından.
Umarım sorunuza cevap olmuştur. Çok başka teşekkür ederiz komutanım. Soru başka? Komutanım, siyasi sorular geliyor çok. Onlara yani cevaplarsanız sorayım ya, ama. Sorun da ben tamam. Yani aynı şeyi söylüyorum. Yani kıvırtmalı cevap veririm yani. Ben cevap vermek istemezsem sıkıntı yok yani. Siz sorun. Komutanım, Sadullah Ergün sorusu çok geldi mesela. Şimdi onu ben ona şöyle genel bir cevap vereyim. Şimdi bu Simurgh TV'de yaptığım yayınlarda da söylüyorum. Özellikle Twitter'da da bu konuda olumsuz bir görüş bildirmemeye gayret ediyorum. Bizim tabii ki yani konumuz FETÖ terör örgütü ama yani ben artık bunu yegan kaç sefer her yerde söyledim. Yani bu bugünkü iktidarın el vermesi ya da beraber olması durumu söz konusu olmasaydı pek de böyle bu şekilde içimize bu kadar giremeyeceklerdi. Dolayısıyla ben 20 senedir yaşadığımız iktidardan bireysel olarak yaşadığım sıkıntıların ötesinde ülkemizin hukuki, demokratik, ekonomik anlamda, itibar anlamında daha iyi bir duruma gelmesi için bugünkü iktidarın artık hadi kibar söyleyelim yorulduğunu, nöbeti devretmesi gerektiğini düşündüğüm için karşılarında önemli bir güç olarak çıkan altılı masaya herhangi bir olumsuz yorumda bulunmamaya gayret ettim. İçindeki herkesi alıp koynuma sokacak halim yok. Herkesi sonuna kadar destekliyor değilim. Bugün evet yeni bir gelişmeyle artık milletvekili sıraları da açıklandı. Tabii ki siz o altılı masa konseptine girdiğiniz zaman ya da ne diyeyim o kavramın içine girdiğiniz zaman birilerine bir yerleri verecektiniz zaten. Tabii ki gönül ister ki ismen söylediğiniz şahıs dahil başkaca insanlar da var. Onları oralarda görmeseydik keşke. Ben yine de şu anda dişlerimi çatlatmakla meşgulüm, diş sıkmakla meşgulüm. Şu anda başka bir şey demek istemiyorum ya. Başka bir şey demek istemiyorum. Yani mutlu değilim ama en azından hani öncelikle birinci aşama bu ekonomik ve siyasi ve hukuksal anlamda çok ciddi sıkıntı yaşadığımız 20 yıllık sürecin önce bir değişmesi lazım. Ondan sonra yine hep söylüyorum, bakın bugüne kadar hani seçim de yaklaşıyor. Herhangi olumsuz bir şey konuşmuyor olmakla birlikte. Yarın öbür gün bu bugünkü iktidara söylediğimin belki 3 kat, 5 kat, 10 kat, 20 kat daha ağırını söyleme hakkım var. Onu söyleyebileceğim. Onu da o zaman söylemezsem lütfen sorun. Ama ben emin olun eğer yanlış yaparlarsa, bir şeyler yanlış gidiyorsa o zaman konuşacağım. Ama şu an açıkçası bir şey söylemek istemiyorum. İçim çok rahat değil ama söylememeyi tercih ediyorum. Anlayış göstereceğinizi de düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim? Yok, ben, soru Sadullah Ergin'le ilgili çok soru gelmiş abi siyasi olarak. Ben, teşekkür ederim. Yani şimdi o beyefendiyi ben hani nereye koyayım şimdi? Hadi konuşturmayın ne olur. Yani konuşmayacağız dedik. Şimdi bizim bütün bu olaylar başımıza gelirken kendisi Adalet Bakanı'ydı ya. Yani olmaz da şimdi o da başka bir partinin, zaten onaylamadığımız bir partinin bir oluşumun içerisinde olduğu için listeye konulmak zorunda kalınan birisi yani. Şimdi ne diyeyim yani, daha fazla da söylemek istemiyorum ya, siz anlıyorsunuz. Bir tek şu biraz önceki konuyla ilgili ben ufak bir ekleme yapmak istiyorum Fatih kardeşime. Şimdi Fatih dedi ya, şu anda 4000 kişiyiz yaklaşık. Muhakkak ki dinleyiciler arasında o çok muhterem bebelerden muhakkak vardır. Tırnak içerisinde muhtereme söylüyorum. Onlar diyor ya Fatih, bizim şimdi burada konuştuklarımıza göre yeni tedbirler alacaklardır diye. Yani onun aynısını ben maalesef mahkemelerde yaşadık. Şimdi Türkiye'de Ağır Ceza Mahkemesi, Allah kimseyi düşürmesin, her mevsim bir duruşma görüyorsunuz. Yani yılda 4 defa hakim karşısına çıkarsanız ne ala. Onu da şansınız varsa her çıktığınızda 2 gün arka arkaya olursa ne ala. Yani yılda 4 sefer 4 gün, bilemediniz 8 gün en fazla hakim karşısına çıkma imkanınız var. Şimdi siz
diyelim bahar ayında çıktınız ilkbaharda hakim karşısına. Orada çalışmışsınız dosyalara. Feciat hatalar yapmışlar. Bir bir mahkemede diyorsunuz ki bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz falan. Aradan tak bir yerden bir CD çıkıyor mesela. Yani olmadık bir askeri birlikten bir CD çıkıyor. Siz o baharda ne konuştuysanız hepsini sonbaharda düzeltmişler. Sonbaharda yeni bir şeyler söylüyorlar. Hadi sonbahardakileri söylenenleri alıyorsun. Ya diyorsun bunda saçmalıklar var. Onu efendim kışa söylüyorsun. Kışın cevabı yazın geliyor. Yani hakikaten eziyetli bir durumdu. Maalesef ama yapacak bir şey yok. Yani ne tedbir alıyorlarsa alabiliyorlarsa alsınlar. Bizim bu konuşmamızdan da bir fayda sağlayacaklarsa yapacak bir şey yok yani. Biz olanı konuşmak durumundayız. Evet efendim, başka soru. Sorular vardı bir sürü, bana şey yaptınız dediniz, bunları sorabiliriz dediniz. Komutanım, onlardan sorabilirsiniz. Mevcut siyasi iktidarın Fethullahçı terör örgütüne yönelik aldığı tedbirler ne kadar başarılı oldu diye bir soru gelmiş. Türkiye Cumhuriyeti. Evet, evet. Ona efendim ben sürekli söylüyorum. Şimdi bak Fatih tabii ya ne güzel bak yani bu tür mecraları ben hakikaten onun için çok seviyorum. Şimdi Fatih bu işin ilmini yapmış, sahada çalışmış, efendim eğitimini almış, eğitimini vermiş. Kalkıp onu bizle paylaşacak bir durumu var. Ne kadar güzel. Diyor ki yani siz düşünerek bulabileceğiniz ya da işte düşünerek ancak bir kısmını görebileceğiniz bir gerçeği adam zaten yalamış yutmuş size anlatıyor. Diyor ki Nazi döneminden sonra Almanya'da yargılama yapılırken işte sınıflara ayrıldı vesaire diyor. Çok güzel. Aynısı bakın bu terör örgütü içinde yapılabilirdi. Şimdi bu hükümet maalesef onu yapmadı. Hani ne yapmadı? Bakın bugün biraz önce söylediğiniz beyefendi eğer bir milletvekili sırasında kendisine yer bulabiliyorsa İsmen'de söyleyelim, başka yerlerde defalarca söylediğim için hiçbir sıkıntı duymuyorum ismini vermekte. Bülent Arınç'ın damadı bir FETÖ terör örgütünün en üst düzey yetkilisiyle 700 küsür 800'e yakın telefon görüşmesi yapıp o örgüte dahil olmaktan dolayı beraat edebiliyorsa o zaman burada bir yanlış var. Yani gene güçlü yani şeydir, o klasik bir söylemdir. Altını olan kuralı koyar, kuralı koyan altına alır diye. Yani altını beyefendiler altın onların elinde, kuralı onlar koyuyor. Kuralı onlar koyduğu için de altını onlar alıyor. Yani ta işte onun ucu çok öyle vaka var işte. Onlara çok üzülüyorum. İşte ev sahibi kirayı Bankasya'ya yatıracaksın dediği için, Bankasya'da hesabı gözüktüğü için en uç örneğini söyleyeyim. Bir tek onunla da destekleniyor mu bilmiyorum, onu Fatih çok daha iyi bilir ama yani böyle vakalar var. O insanların üzerinden işte Fethullah'la mücadele ettik diye konuşuldu. Ya siz yani ismen de şimdi vermeyelim de isimlerini, mübarek akşamda canımız sıkılmasın. Yani nerelerde belediye başkanlıkları yapmış, kimlere efendim ne kolaylıklar sağlamış, bütün bu süreç içerisinde efendim demediğini bırakmamış insanlar bugün hala bir gram zarar görmüyorlarsa ya da bir gram zarar görmüyor demeyelim ama bu yaptıklarının karşılığının hesabını vermiyorlarsa iyi bir mücadele yapıldığını söyleyemeyiz. Bu da Türkiye'nin makus talihi işte, yani yapacak bir şey yok. Böyle ve olmadı. Hani sorarsanız güya FETÖ ile mücadele ediliyor. En hani yoğun olarak çok tabii ellerinde çok net veri olduğu için 15 Temmuz gecesinde ortada gözüken askerler, işte emniyet mensupları. Yani bunlara zaten diyecek bir şey yok. Adam eline silah almış yani. O adama ne diyeceksin ki ondan sonra? Yani bu. Ama onun ötesinde o sistemin içerisinde o sistemin bu hale gelmesine katkı sağlayan ne kadar insan varsa neredeyse hiçbirisi demeyelim ama çok 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 büyük bir bölümü hiçbir hasar görmediği gibi hala da işte şimdi Türkiye 100. yılına girerken mecliste temsil edilecekler. Yani 100. yılında temsil edilecekler. Çok çok acı verici. Hiç beni de mutlu da etmiyor. Ama yok, yapamıyorsunuz bir şey yani. İnşallah yapan birileri olur.
Öyle diyelim. Ona da gayret ettik işte Fatih Müdürüm'le beraber. Hani siyasette de yapalım istedik ama o da bizim gibilere yer yok galiba. Olmuyor yani maalesef. Böyle. Başka? Teşekkürler komutanım. Fatih Müdürümüze bir soru gelmiş. Fethullahçı terör örgütü bundan sonraki amacı nedir şeklinde. Türkiye'ye dönmeleri için bir talimat mı var? Varsa neden şeklinde bir soru gelmiş. Şimdi örgütün amacı şudur. Örgüt bir istihbarat örgütüdür her şeyden önce. Bu istihbarat örgütü da ABD menşeli bir örgüttür. Avrupa menşeli. Aslında onlar için de çok o kadar faydalı bir örgüt ki. Yani şöyle düşünün. Yani en iyi ajan diyor. Ajan olduğunu bilmeyendir. Ya bu çocuk işte Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı okullarda bizim çocuğumuz hani bu toprağın çocuğu almış, beynini yıkanmış, tam bir robot haline, mankurt haline getirilmiş. Dünyanın neresine gönderirse gönderirsin. Bir dini iştiyakla, böyle bir dini, bir mistik bir arzuyla ajanlık yapıyor. Ajanlık yaptığını bilmeden. Şimdi ona sorsam dini bir vazife yapıyor. En iyi ajan budur. Bunu ibadet gibi yapıyor. Bunun karşılığını da yani maddi olarak alamaz. Şöyle örnek vereyim. Biz polis akademisine başladığımızda bu Türkmen, Kırgız, Özbek, Azeri, Arnavut, Gürcü falan öğrenciler bizim dönemimizde gelmişti ilk. Benim yanımda Fethullahçı Devrem oturuyordu. Buna tekmeyi vurdum. Gençler şuraya dedim. Türkmen bir arkadaşı yanıma aldım. Dedim ben bununla oturacağım. Amacım Türkmen'e Türklüğü öğreteceğim işte. Komünist şeyden gelmiş. Gittim kütüphanede güzel kitaplar seçtim. Şimdi buna hem okutacağım bunları hem de ona Türklük aşısı yapacağım. Bizim Türkmen'e. Hem ben de Türkmen'im, o da Türkmen. Ya biz başladık. Tabii öyle bir eğitim vermiş Ruslar. Bizim oradaki Türk kardeşlerimiz çok iyi sınav çekiyorlar. Çok iyi barfistan çekiyorlar fakat bir paragraf yazı okuyamıyorlar. O halde ben de uğraşayım diliyorum buna. Anlatayım, öğreteyim işte biz bir aynı büyük bir milletin çocuklarıyız, biz beraberiz falan şey yapayım. Sonra bunu düşündüm. Ya dedim bu dedim FETÖ'cü örgüt bu şeyde okul açıyor. Bu çocuklara şey yapıyor. Sonra düşündüm bunu. Ya dedim Amerika gitse kendisi okul açsa buralarda. Ya Amerikalı bir şeyin öğretmenin bu çocuğa İngilizce öğretmesi, bu çocukla bir şey sağlaması, bir paralellik sağlaması falan çok zor ve çok pahalı bir süreç. Ama Türk diye sana güveniyor, Müslüman diye sana güveniyor. İşte gelmiş Türkiye Cumhuriyeti'nden onlar bağımsız okul açmışlar. Çocuğunu sana emanet ediyor. İşte uzaktaki kardeşlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti işte onların için bir şey. Çocuğunu da sana veriyor. Ve bunu dini iştiyakla yapan, dini bir hizmetmiş gibi yapan bir adam var. $300 maaşla Amerikalı'nın işte $30,000 yapacağı işi çok daha hani İngilizce bir kelimesi var bunun. Elverişli bir şekilde elverişli yapıyor. Orada düşün ya ben Türkmenim, bu çocuk Türkmen. Aynı yerdeyiz. Ben bunu öğretmeye çalışıyorum. Sinir krizi geçiriyorum bazen. Aslında dedim ne kadar uygun, ne kadar kendiler için yani uygun bir manivela icat etmiş adamlar. Bu manivelden vazgeçer misiniz? Ben olsam vazgeçmem. Çok uygun çünkü. Çok uygun. Çok ucuz ve güzel onlar için. Şimdi komutanımın sözlerine şunu eklemek istiyorum. Mücadeleyle ilgili. Tabii ben dedim ya sevmediğim bir şey yetmez ama evetciyim bu konuda. Şimdi 1-0'dan büyüktür diye bakıyorum olaya. Bu mücadeleyi eğer yapan, bakın çok net konuşacağım. Bu yanlış anlaşılmasın, çizgimi biliyorum. Başka birisi bile yapamazdı. Taşlarlardı Müslümanlara eziyet ediyorsun diye. Taşlarlardı başka birisi olsaydı. Halk tabanında bunu görmek zorundayız. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde işte benim bildiğim yaklaşık 350 general var. Bir insanın general olması için düşünün askeri liseden ta o seviyeye kadar komutanım işte kaç yıl gerekiyor? Bir 35-40 yıl gerekiyor herhalde o seviyeye gelebilmesi için. Tabii yani en az bir 30-35 yıl gerekiyor tabii. Şimdi 30-35 yıl böyle ince bir gergefle böyle bütün hayatını böyle bir ajan gibi yaşayarak oraya getirmişler bir kadroyu. 350 kişiden yaklaşık 150'si benim hatırladığım. Bakın ne kadar hani ele geçirilmiş. Şimdi bunun kabası alındı. O yüzden bu bir artı birdir. İşte emniyette
Şöyle ben emniyet teşkilatı için rahat konuşabilirim. Özellikle rütbeli sınıfında temizlik çok güzel yapıldı. Hakim savcılarda güzel bir temizlik yapıldı. Az bir şey bence araya kaynadı. Yani bunlar kazançlarımız. Böyle bir örgütü yani bu şekilde bitirmek mümkün değildi. Düşünün şimdi. Bunlar nereden gidiyorlar? Şuradan işte 15 Temmuz, 16 Temmuz günü arkadaşlar anlatıyor. İşte Yargıtay'a, Danıştay'a gidiyorlar. Gözaltı yapacaklar bunların adamlarına. Ya dünyanın hiçbir yerinde yüksek hakimi, normal hakimi de alamazsın da hani biliyorsunuz anayasalarda tabii hakim ilkesi vardır, hakim dokunmazlığı vardır. Öyle suçta ağır cezayı gerektiren suçta hali gözaltı alamazsın. Normal hakimi de. Düşün gidiyorsun 100 tane, 150 tane, 200 tane Yargıtay üyesini otobüsle gözaltına alıyorsun. Bu önemli bir güç. Önemli bir şey. Ha şimdi diyorlar ki hukuksuz beni gözaltına alamazsın diyor orada. Bizim polis memuru diyor. Kestan diyor. Vatanı sattın diyor. Hukuk mu bıraktınız diyor. Şimdi hukuk mu bıraktınız? Şimdi kurucu irade dediğimiz iradenin şeydir bu Alman hukukçu Carl Schmitt vardır. Ünlü bir hukukçudur. Naziler döneminden kalan her şeyi silerler ama Carl Schmitt'i silemezler. Adam Nazi dönemi hukukçudur fakat adamın doktrinler öyle yüksek hukuk bilgisi içeriyor ki adamı silemiyorsun. Kitaplara geçiyor adam halen. O diyor ki egemen diyor. Egemen kimdir sorusunu cevaplarken girişte. Egemen diyor istisnaya karar verendir diyor. Burada istisnaya nasıl karar vereceğiz? Kim onlardan kim değil? Bakıyorsun önüne iki tanesi geliyor. Bütün şekli şartlar, FETÖ'cünün şekli şartları senden daha iyi olabilir. Senden daha çok takdir almıştır, senden daha iyi yerleşim almıştır, senden çok kurs almıştır. Artık orada normal şekli şartlar işletemezsin. Hani biraz şeye girer. O yüzden ben mücadeleyi tabii ki tam görmüyorum. Yüzlerce binlerce eksiğini sayarım. Ama velakin artı bir görüyorum. Bu kadar adamların 50 yılda yaptığı bir şey. 50 yılda yaptığı bir şey. Düşünün bizim şu konuşmayı yapmamızı bırakın. İnsanlar telefonda konuşamıyordu. Kapıcı diyordu ki benim telefonum dinleniyor. Kapıcı kendinden emin değildi. Bizim zaten böyle sürekli dinliyorlardı. Bugün şurada şu rahat konuşmayı yapabiliyoruz. Mücadele en azından 15 Temmuz 2016'dan ileri durumdayız. Amacımız bunu daha da ileri götürmek. Kim bunu daha da ileri götürürse tabii ki destekleyeceğiz. Tabii ki ileri götürmeyeni de kınayacağız. Karşı çıkacağız, protesto edeceğiz. Tepkimizi göstereceğiz. Yani burada bir sorun var. Ben buraya hemen değineyim. Bunu konuşmak gerekiyor çünkü bundan çok muzdaripiz biz. Biz bunun belgesellerini yapıyoruz, yayınlarını yapıyoruz. İşte bu konu hakkında arşivlik işler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bize sallama da sallıyorlar, saldırma da saldırıyorlar. Demin örneğini verdim. Özellikle işte yurt dışına kaçıp oradan sözlü gazetecilik yapanlar. Benim o kişiyle davamı bilen de bilir takipçiler arasında. FETÖ konusu çok karikatürize edildiği için özellikle iktidar tarafından. Çok enflasyonel şekilde kullanıldığı için öyle ciddi bir şey anlattığımız zaman özellikle gençlerde bunu görüyorum. Otomatikmen de hani insan algısı 7 saniyede şey yapar ya belirler ya kim olduğunu. 7 saniyede kullandığın zaman çocukta görüyorum. Diyor ki abi tamam sendim yani. İktidar gibi konuşuyorsun aynı. Ben tehlikeyi burada görüyorum asıl. Çünkü derdimizi anlatamıyoruz artık. Bu konu hakkında almamız gereken önlemleri biraz konuşmak gerekiyor. Ben değişik hareket etmeye çalışıyorum. İşte bazı anahtar kelimeleri, iktidarın kullandığı anahtar kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalışıyorum. Ama mevzu şöyle bir şeye evrildi artık. Yakında Fethullah Gülen'e bile FETÖ diyemeyeceğiz. Hani ona bile şey diyecekler. Var mı elinde delilin arkadaş diyecekler. Şimdi şey dinledin mi Erli kardeşim? Bu Hüseyin Gülerce'yi. Bu bir gün televizyonda konuşurken şöyle bir cümle kullandı. Ben dedi 40 yıldır bu örgütle mücadele ediyorum dedi. Şimdi yani ne diyelim şimdi? Tabii burada bu şeyden dedim ya Alman disiplini gibi değil bizimki. Atizin itişine karıştığı çok şeyler var. Bana da diyorlar mesela bunlardan bir grup vardı. Bu işte bu Fatih Erilmaz hoşuna gitmeyene FETÖ'cü diyor. Yok kardeşim en az diyen benimdir ya. En az o kadar dikkatli kullanıyorum ki o kadar az kullanıyorum ki. Annem bana küçükken şey derdi hani bir şey israf ettiğim zaman. Oğlum derdi yılan bile toprağı az az yermiş ki bitmesin diye derdi. Böyle hani şeyini israf etme malzemeni yemeğini şunu bunu. Yani o niyetle şey yapıyorum. Yani gelip küt belki algılarım çok açık olduğu için küt önüme düşüyor önüme düşüyor. Şimdi bazen demem gereken de demiyorum. Şimdi bir PHD tayfa var Twitter'da. Bir onlara dedim açıktan. Ya hatta açıktan yazdım çocuğa. Bak dedim.
Sen dedim söylemlerini cevheri dedim hıyarıyla dedim Emre Uslu'yu dedim topla dedim. Buna dedim biraz akademik diskur ekle. Sen çıkıyorsun ortaya dedim. Sırf olsun. Yani savunduğun şeyler, reddettiğin şeylere bakıyorum. Sadece akademik bir elbise giydirmişsin. 3-5 işte İngilizce, Almanca neyse kökenli kelime. Akademik bir diskur. Ama dedim sen cevheriyle Emre Uslu'nu toplamışsın dedim benim için. O kadarsın. Vay diyor herkes diyorsun. Bak dedim herkese demiyorum sana diyorum dedim. Şimdi bir önce koro halinde saldırdılar. Birkaç tanesi alıntıladım. Dedim ki ne oldu WhatsApp grubunuz mu var dedim. Talimat mı geldi dedim. Sonra tek tek vurmaya başlayınca birdenbire kesildi aynı dakikada. Onun resmini çektim. Ne oldu saldırmayın ifşa oluyorsunuz diye talimat mı geldi dedim. İki saat saldıranlar bir anda kesildi cevap vermediler. Çünkü etkileşim arttıkça onlar benden iyi biliyorlar. Öyleymiş bir arkadaş söyledi. Bak çok şey oluyorlar hemen kestiler. Şimdi olana da diyeceğim. Ya ne yapayım? Maalesef Erli'nin dediği gibi iktidar bunu çok hoyratça kullandı. Çok hoyratça kullanınca da yani bu kelimeler çok şey kullanılmalı. Hain, işte FETÖ'cü, terörist falan çok dikkatli kullanılmalı bunlar. Ama maalesef şöyle bir şey yaşadık. Şimdi Ağrı'da çalışıyorum. Bir önce anlattığım gibi PKK terör örgütü nereye saldıracak? Beni oraya veriyorlar. Hanım aradı Ankara'dan. O da alıştı tabii mevzulara. Gülüyor telefonda. Dedim ne oldu? Onlar götürmemiştim. Çünkü bizde usul öyledi. Seni gönderirler şaka oradan ihraç ederler. Dedim ne oldu? Niye gülüyorsun? Dedi ki ya bizim de haberimiz olmadan şu örgütlere üye olup durma artık dedi. Dedim ben ne örgütü? İşte savcılıktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından eve şey gelmiş. Ergenekon terör örgütü bilmem ne olduğumuzdan bilmem ne falan pişman diye. Ya kapat neyse dedim gönder onu bana dedim bakayım bir. Şimdi durdum şöyle baktım araziye doğru. Bomboş zaten işte Ağrı'nın bir ilçesinde tarlalar şeyle dağtaş. Baktım şöyle bir. Ha dedim PKK saldıracak diye bizi buraya veriyorlar. Orada da dedim devlet hakkımız dedim başka bir terör örgütünden şey yapıyor. Yani bu memlekette ben de 3-5 defa terörist oldum. İşte Ali komutanım Türk ordusunun kurmay albayı terörist oldu. Yani o kadar hoyratça kullanıldı ki bu işler. Şimdi esnen birisine terörist desen veya FETÖ'cü bilmem ne desen alınırdı. Şimdi kimse de alınmıyor artık o yüzden. Hani bu şey gibi. Gülüyor insanlar üstüne. Tabii. Gülüyorlar. Hani, tabii bu şey gibi hani bu şeyi başınıza ağrıdıkça böyle şey ilaç alıyorsunuz ya. Aldıkça bir sonrakine daha büyük doz almanız gerekiyor. Etkisi kalmıyor çünkü. Bağışıklık artıyor çünkü. Çünkü vücut ona karşı bağışıklık geliştiriyor. Şimdi öyle bir şey oldu. Ha, geçen Twitter'da yazdım. Ya FETÖ dedim en azından yaptıklarını Türkçe olimpiyat ığızlığımı maskelemeye çalışıyordu. Şimdiki dedim açıktan yapıyorlar. Hiç utanma da kalmadı ya hainlik dedim. Yani insan biraz utanarak yapar bu işleri. Yani mahcup olur yaptığı ihanetten, milletine yaptığı. O mahcubiyet de kalmadı. Bunun sebebi de hoyratça kullanılması. Bu kelime çok dikkatli kullanılmalı. Bu mücadeleyi arkadaşlar herhalde varmak istediği benim de çekindiğim şey bu zaten. Mücadeleyi sıkıntıya sokuyor. Çünkü şimdi bu olayların başlangıç yani 2013'ten sonrasını alalım. Hani 2015-16'dan sonra iyice büyüdü bu mevzu. 10 senedir zaten sürekli medyada kullanılıyor artık. Bunun bir şey özelliği kalmadı halk tarafında. Bence halk buraya karşı bir hissizleşti. Tepkisizleşti. Benim çekincem de bu. Şimdi Ali Komutan diyor videosunu ben görünce hemen şeyle görüştüm. Yönetmen arkadaşımız Alper Çağlar var. Bu muhabbet ederiz hep aramızda. Hep o söyler. Ya Ali Komutan böyle diyor. Şöyle diyor. Simurg'da gördüm dedim bak böyle. Hani bizim aramızda konuştuğumuzu söylüyor. Kızmış bayağı. O da izledi. Hakikaten diyor kızmış bayağı. Ama derdini anlattığın zaman karşı tarafın bu işin ciddiyetini kavrayabildiğini ben pek şey yapmıyorum. Halkımızdan bahsediyorum bu noktada. Hani seçimden sonra buralar öyle farklı havalar eser ki burada. Hani üstü kapalı anlatmaya çalışıyorum biraz. Bakmışsınız ki yani demiştiniz ya da aynı. İşte Ali Komutan da teröristi, ben de teröristim. Bakmışsınız hepimiz tekrar terörist. Bu kadar hızlı oluyor mevzu. Aynen öyle. Benim çekincem de korkum da oradan. İnsanların bu konudaki hisleri, tepkileri, şeyler yok oldu artık. Yani ağrı kesici fazla kullanıldı. Yok yere kullanıldı. Hiç gerekmeyen yerde de kullanıldı. Hisler köreldi. Yani bunu nasıl açacağız? Buna karşı işte halkın da inanıp güvendiği bir şey aldığı bir deniz feneri olmalı ki hani yolunu kaybeden gemiye nasıl deniz feneri yol gösteriyorsa buraya çarpmasın diye öyle bir yol gösterecek. Kanaat önderlerimiz, aydınlarımız nerede? Bunca yıldır şey olan nerede? Niçin konuşmuyorlar? Niçin burada bir şey oluşturmuyor, konsensüs oluşturmuyorlar? Ben müsaadenizle bir iki cümle sarf etmek isterim izin varsa.
Estağfurullah komutanım. Şöyle efendim, şimdi bu hakikaten FETÖ konusu biraz hükümet tarafından da, bugünkü hükümet tarafından da çok ciddi şekilde yıpratıldığı için, yani şu anlamda söylüyorum. Evet, Fatih Eket'in kesinlikle katılıyorum. Zaten ben de onu söyledim. Yani çok net bir şekilde gözünüzün önünde üniforma giyerek bu işin içerisinde katılan insanı ayıklamanız çok kolay. O cübbeleri de ben üniformadan sayıyorum. O hukuk sisteminin içerisindeki insanları da, başkaca böyle kurumların içerisindeki insanları da ayıklamanız çok kolay. Ama siyasi arenada yani o kadar artık işler bir ne diyeyim karmaşa içerisinde ki yani o gün öyleydi, öyle konuştuk. O gün zaten herkes öyle konuşuyordu. Biz nereden bilelim? Zaten bu işin en tepesi vallahi yanılmışız, Allah affetsin, siz de affedin falan deyince, şimdi o bölgede çok ciddi bir boşluk var. Yani o bölgede bütün kaçan kuçan hepsi zaten o tarafta. Yani siyasi arenada bu işin ne diyeyim FETÖ'den zaten FETÖ ile iltisaklı ya da FETÖ'nün kendisi olan insanlar yine de bu işin FETÖ gerçeği ortaya çıktıktan sonra kaymağını yiyen de gene onlar oldu yani. Nasıl olduysa öyle oldu. Maalesef öyle. Onun için diyorum Garip Gurabağ'ın sırtına kaldı diye. Değil gene, tırnak içerisinde söylüyorum. Garip Gurabağ'da değil ama şimdi hal böyle olunca zaten senin bugünkü hükümet yani üstünde teflon tava gibi yapıştırmıyor yani bu söylemlerin hiçbirisine. Fotoğrafları, Türkçe olimpiyatları vesaireleri yan yana işte ziyaret etmeler bilmem neler olduğu halde yok yani, inkar ediyor. İnkar edince şimdi o bölgede kalkıp da aslanlar gibi bir şeyler söyleyecek o kanaat önderi dediğiniz insanlar yok. Yani yok, çünkü yok. İşte bize kaldı yani, bizler konuşuyoruz. Şimdi biz de konuşurken hakikaten karşınızda hani cevap vermeye kalksanız sürekli eteğinizden çekiştiren çocuklar gibi bunlar. Böyle işte bazen böyle siz de insani olarak yanılıyorsunuz, bir cevap vermeye kalkıyorsunuz. Karşı tarafa bir bakıyorsunuz, anam bu onların burada hapiste olan şu anda defalarca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış adamları öyle değilmiş efendim. Kahraman Türk askeriymiş onlar. Onlar çok kahramanmış. Biz efendim nasıl o kahraman insanlara bu fenalığı yapmışız ya da neyse işte onlara nasıl FETÖ'cü diyebiliyormuşuz. Bunların yurt dışına kaçabilen unsurları onu söylüyorlar. Yani bu işi artık şey söyleyin adını. Operatif ve taktik seviyede işte buralarda operatif ve taktik seviyede yürütülmeye başladı. Çünkü stratejik seviyede hiçbir şey yapılmıyor. Ha bu seçimden sonra şimdi ne olacak? Göreceğiz bakalım. Hani stratejik bir girişimde bulunulup da efendim biz evet tamam çok da iyi gitmedi yani çok da tasvip etmiyoruz ama bizden önceki hükümetin FETÖ ile mücadelesinin üstüne görüyorum ve artırıyorum işte şimdi de ben de şunu yapıyorum falan diyecek durumları yok. Çünkü bugünkü hükümetin meclis araştırma komisyonu kurup da FETÖ araştırmasına FETÖ ile adı çok en çok anılan insanı onun başına koyması gibi herhalde şu anda bu sistemin ya da bugünkü günde ismi zamanında FETÖ ile en çok anılmış ve sayelerinde meclise girecek insanlarına herhalde kalkıp da hadi bakalım siz de FETÖ'yü araştırın diyecek halleri yok. Ne olacak bu saatten sonra? Yani ona da belki bir şey söylemek lazım. Vallahi biz böyle susmamaya devam edeceğiz bir kere. Hani sizler bu mecraları bırakmayacaksınız. Biz de efendim kediye kedi demeye devam edeceğiz. Yani ben iki lafımdan bir tanesi çakmaya devam edeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Tillahı gelse, ağa babası gelse ben yani lafımı söylemeye devam edeceğim. İster birisi bir işlem yapar yapmaz hiç umurumda değil. En azından sesimizi kesmeyelim bir. İkincisi eğer oldu da yarın öbür gün birileri efendim bu işe hakikaten niyet eder de birilerini ortaya çıkarmaya niyet ederse bizim de herhalde dönüp de ya bugüne kadar hakikaten hiç frene basmadan sürekli aynı şeyleri söyleyen bu işte de evet dönüp de bir ya sen ne diyorsun diyeceğimiz birileri var derlerse herhalde kalkıp bizim de söyleyecek bir lafımız olur. Bu gayretin içerisinde olacağız. Ha ara ara mevzi böyle kayıplar
olabiliyor. Bazı kaçaklar oluyor işte. Bunların arasından işte vekil olan da belki. Tekrar söylüyorum, yargılanma vesaire olmadığı için, hani işi de basitleştirmemek için, hani yaftalamak olmasın diye söylüyorum. FETÖ'cü diyemeyeceğimiz ama hani o dönemdeki işlemleri şaibeli ya da yaptıkları araştırılması gereken insanlar. Hadi biz de artık bunca sene sonra dilimizi biraz yontmayı mı diyeyim ya da ne diyordum Fatih? Herhalde doğru bir şey. Tanımlama, diskur mu diyorsun işte, ben de onu yapmaya çalışıyorum. Eskiden hani direkt ana avrat soy sop budun gidiyordum da şimdi hani hem yaşıma yakışmaz hem de olmuyor yani. Usturuplu şekilde söylemeye çalışıyorum. Hani o insanlar evet yani mevzi olarak ufak yani bazı kayıplarımız oluyor. Çıkmıyorlar ortaya. Yok, kazanıyorlar kardeşim, ne yapayım? Yani Türkiye'de ben de 60 yaşıma geldim. Bunu öğrendim. Yani iyiler her zaman kazanmıyor ya. Yani iyi insan olmakla ben hani bugüne kadar ne geçti elime bilmiyorum ki. Hani kötü mü olaydım keşke acaba? Bazen de diyorum ki lan kötü bir insan olaydık acaba daha mı iyiydi yani? İyi olduk da ne oldu işte? Yani çıkmıyor. Bu insanlar çıkmıyor ortaya. Çıkartılmıyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Herkes neyi biliyorsa ona devam edecek. Tabii latife ediyoruz. Biz neyi öğrendiysek anamızdan, bacımızdan, atamızdan, babamızdan ne öğrendiysek onu uygulamaya devam edeceğiz. Ama mücadeleyi bırakmayacağız. Bir tek onu biliyorum. Aynı sizler gibi bizler de mücadeleyi bırakmayacağız. Bu işler böyle. O mücadele de bir gün bir yerde yerini bulacak. Ha, ömür geçti. Eyvallah. Ne yapalım? Ne yapalım? Bazen de böyle denk geliyor işte hayatın, efendim dünyanın, İnsanlık tarihinin bu döneminde bu coğrafya bu böyle kısmet oldu. Bu bize çok şükür yani, bir hani burada yaşamaktan, Türk olmaktan, bundan şikayet anlamında söylemiyorum yani. Ama buna denk geldik. Ne yapayım şimdi yani? Buna denk geldik de biz feryat figan mı edeceğiz? Yok. Bir mücadele biliyoruz. Başka da bir şey bilmiyoruz. Onu da elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz yani, böyle. Evet, şunu ekleyeyim müsaitse, konuşan yoksa. Tabii müdürüm, buyurun. Şimdi ben hayata şöyle bakarım. Şimdi bir damla idrar bir kova suyu mundar eder. Yani o bir damla idrar karışmış suyla abdest alınmaz. Ve burada müşteri benim. Bir markete gittiğimde bir şey, yetki benim. Kardeşim, istediğim kalitede veya istediğim şeyde önüme getirmiyorsan almam. Almam ya. Hani bugünlerden çok tekrar ettiğim şey şu. Komutanım kendime. Zorunda mıyım diyor ya, bir arabesk şarkı var. Zorunda mıyım? Otururum evimde, kitabımı okurum, mücadeleme devam ederim. Evet. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyler Ali Türkçen'i görmüyorsa, bu çekilenler görmüyorsa ne diyeyim ben bunlara? Ben bunu iyi niyetli göremem. Burada iyi niyet görmem. Bu FETÖ dediğimiz şey şöyle bir yapıdır. Sadece kimlikler değil, kişilikleri inşa eder. Yani bulunduğunuz atmosferi inşa eder. O atmosferde işte nasıl bir serada bir meyvenin, bir şeyin büyümesi için gerekli sıcaklık şu ayarlanıyor. O sıcaklığı, o şeyi, o camı, onu inşa eder. Sen orada görünmez camdan bir duvar içerisindesindir. Hayatta bunu çok yaşarız. Ben tahmin ediyorum Ali Komutan da çok yaşamıştır. Ben de çok yaşadım. Bu işte muhatap olanlar çok yaşamıştır. Sen gerekli her şeyi yaparsın. İyi insan olursun, iyi subay olursun, iyi müdür olursun. Görev başarıyla yaparsın her şeyini. Fakat olmaz. Çünkü atmosfer onlarındır. Yani bütün her şeyi eksiksiz hakkıyla yerine getirdin. Bu kendim için söylediğim bir şey değil sadece. Bütün bu ortam için söylüyorum. Çok iyi bir subay olursun. Her şeyi eksiksiz yaparsın. Bütün görevlerini madalyalı yaparsın. Fakat atmosfer senin değilse olmaz orada. Olmaz. Şimdi dört arkadaş oturuyoruz. Üçümüz polis kökenli. Rütbeli üçü de. İşte biri istifa etmiş. Ben işte emekli olmuşum. Diğeri ücretsiz ayrılmış. İstifa planlıyor. Onu ayarlıyordu falan. Dedik ya, geçmişimizle ayrılıyoruz. Bu zamana kadar ne yaptık biz? Yani ta 13 yaşından beri birbirimizi tanıyoruz. Ne yaptık? Şunu yaptık, bunu yaptık. Yani doğru insan olmaya çalıştık.
devletin bize verdiği görevler yapmaya çalıştık. Açılan sınavlara çalıştık. Vesaire vesaire yani. Gerekenler yapmaya çalıştık. Niye böyle oldu? Benim cevabım şu oldu arkadaşlar. Arkadaşlar dedim. Aslında ben emekli olmadım. Sen dedim istifa etmedin. Sen dedim şimdi izin ayrılıp emeklilik şeyini ayarlamıyorsun. Bu sistem bizi kustu. Çünkü sistem atmosfer bizim değil. Ve atmosfer buna bakmıyor. Senin iyi insan olmana, iyi subay olmana bakmıyor. O, onun başka beklentileri var. O beklentileri yerine getiremediğin zaman seni kusuyor. Bu sadece FETÖ ile ilgili, ben bunu bütün yapılara uyguluyorum. Bütün yapılarda böyledir. Seni kusar o yapı. Oranın insan değilsindir. Oranın başka kuralları var. İşte siyasetin kuralları bugün gündemde. Ya paran olacak. İşte senden emin olacaklar. Tam yani ne olursa olsun itiraz etmeyeceğini bilecekler. Bunlar olmaktan sonra istediğimiz kadar iyi insan olalım. Ha, bize düşen mücadeledir sadece o yüzden. Ha, ondan da korkacak, kaçacak bir yerimiz yok. Komutanım dedi, şu yaşa geldim. Ben olaya şöyle bakarım. Bu meslekten ihraç edilmem için son savunmam gelmişti. Tek Fethullahçı olmayan komiser bir çocuk var. Akşam 5'ten sonra dedim, millet gitsin de şu savunmayı yazayım dedim. Son savunmayı bekliyorum. Bir de sigara yaktım, okuyorum şeyi. Çocuk gizli gizli böyle sanki hırsızlık yapar yanıma geldi. Abi dedi, ne yapıyorsun dedi, sigara içiyorsun. Ne yapayım dedim. Dedi ki ya sen atacaklar meslekten. İşte dedi, korkmuyor musun? Ya korkuyorum dedim. Korkmak insani bir şey. Yapacak başka işim de yok. Zengin bir babam da yok. Baktım bu yaşa kadar böyle geldim. Ortalama dedim erkek ömrü şu kadar Türkiye'de. Ya ben dedim 20 senem falan kalmış zaten dedim. Yani bu zamana böyle yaşadım. Bundan sonra 20 sene ilerlerim herhalde diye düşünüyorum. Yani başka yapacak bir şeyimiz yok bizim burada. Ama dediğim gibi hani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği ufku değil ardını da görmek zorundayız. Yani bunlar tanklarla geçerken bunları alkışlamayacağız. Dur diyeceğiz. Önde geçeceğiz. Geçirmeyeceğiz. Yani bildiğimizi söyleyeceğiz. Yani bizim komutanımda bizim hayat çizgimiz biraz böyle oluşmuş. Böyle yaşamışız. Bundan sonra böyle yaşamaya devam edeceğiz. O soru varsa sorular ama çok sıkmayalım insanları. Sorular Berk kardeşimde çünkü moderasyon... Evet, Bilal'le birlikte şu an konuşuyorduk. Bilal'in sormak istediği bir soru var aslında. Yani seçim sonrasına yönelik bir oluşum, parti. Bilal. Ya şöyle Ali Komutan'a bir soru gelmiş. Yani geldi. Dün de arkadaşlar da bayağı yazdılar bu konuyla alakalı. Seçim sonrasında Ali Komutan'ın herhangi bir parti kurma ya da bu şekilde bir oluşuma gitme fikri var mı diye. Ha yok efendim yok o sizin hani çok naif böyle çok tabii ben hani ne diyeyim tebessümle ve anlayışla karşılıyorum. Tabii ki bir ihtiyaç olduğu için herhalde kimse dalga geçmek için böyle bir şeyi söylemiyor. Evet yani. Evet komutanım ya şöyle sözünü kestim özür dilerim ama bu mücadele içerisinde sizin gibi insanların olmasını isteyen çok tabii, tabii. Yok onda hiçbir sıkıntı yok bakın yani şey söyleyin adına o tamam şeyi o zaman doğru koyalım ismini. Böyle bir ihtiyaç var. Böyle bir ihtiyacın içerisinde yani böyle bir ihtiyaç var. Böyle bir mücadele olsun. Doğru insanlar bir arada olsun. Tamam o doğru insanlar bir araya gelsin. Çok güzel. Şimdi o doğru insanlar bir araya gelsin. Yani siyaseten değil mi? Siyaset arenasında bizi temsil etsinler. Orada da işte böyle yani sadece Twitter'da falan değil sosyal medyada değil. Orada bu işleri yapsınlar. Yani söylenmek istenen aslında bu. Bu kısmında benim zaten söyleyecek hiçbir şeyim yok. Öyle olduğu için de zaten Fatih de ben de ikimiz de siyasete girmeye çalıştık. Ancak işte o zaman Fatih'in dediği çıkıyor ortaya. O sistemlere biz çok uygun muteber insanlar olmadığımız için o sistemler bizi tükürüyor dışarı. Ha diyorsanız ki tamam işte tükürmeyeni siz yapın da siz kendiniz etrafınıza toplayın. İşte orada da o zaman Türkiye'nin ya da siyasetin hangi ülkede yapılırsa yapılsın gerçekleri karşınıza çıkıyor. Bir kere o böyle çok tabii temiz, naif duygularla yapılan bu tür istekler bir şekilde o iş formülize edildiği zaman yani sistematik hale geldiği zaman o karşılığı bulmuyor. Maalesef öyle. Öyle olmuyor. Yani milyon tane ben de işte bu kadar işte Atatürkçü komutan niye komutanlar emekli olup bir araya gelip de işte emeklisiniz zaten bir araya gelip parti kurmuyorsunuz falan. Öyle olmuyor. Yani o kısmı öyle değil. Ha olan bir sistemin içine dahil olarak oradan yürümeye çalışabilirsiniz. En akla mantığa yatkın olan o. Onda da sizin
o sistemin dışına atmayacak birilerini bulmanız lazım. Birileriyle bir araya gelmeniz lazım. Onlar da tabii o parti kurmak vesaire de kolay bir şey değil. Bir tecrübe işi. Ondan sonra onların çevresinde de şimdi biz Fatih'le özel geçen gün konuştuk. Yani şimdi o konuştuklarımızı burada aktarmak da çok uygun olmayabilir ama çok ne diyeyim, insani hatalardan ya da kişisel hatalardan aslında olabilecek bazı şeyler de olmadı. Olsaydı tabii ki biz, Fatih de öyle eminim. Sadece biz, abi ben konuşurum yani, kim ne yapıyorsa yapsıncı insanlar değiliz. Tabii ki o elimizi taşın altına koyma taraflısı olan insanlarız. Ancak o da dediğim gibi böyle sizin o naif, iyimser anlamda isteğiniz, kalkıp da bir parti kurma ya da onu teknik olarak yerine getirme öyle kolay bir şey değil. O yüzden olmuyor. Ama tekrar söylüyorum, bak hiç bundan en ufak bir geri adım atmışlığım yok. Densin ki şöyle bir oluşum var, bu oluşum biz de artık yani biraz mermiler tükenmeye başladı. Hani hem yaş olarak, ondan sonra hem bu kadar çektiğimiz sıkıntılar olarak bir şeyi tekrar gündeminize alacaksanız, bir gayreti, o gayreti de önceden iyi tartıp biçmeniz lazım. Yani bundan 5 sene önceki, 6 sene önceki halim yok benim. Öyle olmadığı için bundan sonrası için öyle bir gayret, ihtiyaç vesaire olursa ben bugüne kadar kimseye dönüp arkamı gitmiş değilim yani. Tabii ki o gayretin içerisinde olurum. Ama kalkıp da Ali Türkşen bir parti kuracak mı? Tabii ki kurmayacak yani. O öyle maalesef güzel kardeşler. Türkiye'de parti kurmak değil, parti kurmak, siyaset yapmak çok çok zahmetli. Çok zahmetli yani, çok ciddi ciddi maddi şey istiyor. Ondan sonra o maddi karşılamayı yapan insanlar da zaten onun karşılığını almakla önce işe başlıyorlar. Çok üzülerek söylüyorum. Ben hep onu söylerim. Kısacık siyasi hayatımda gördüğüm, evet herkesin derdi ülke kurtulsun ama diyorlar ki önce ben bir kurtulayım şahıs olarak, ondan sonra ülkeyi de kurtarırız. İşte o, bu sistem, Türkiye'nin bugünkü sistemi, önce Türkiye kurtulursa zaten ben kurtulmuş olacağımı söyletmiyor kimseye. Olmuyor yani, olmuyor. Ama dediğim gibi yani, Fatih'in de dediği gibi, bu saate kadar biz bir şey biliyorsak, bu saatten yani bir hayata karşı bir hal tarzı, bir yorum getirdiysek, o yorumdan dönmeyeceğimi biliyorum en azından. Büyük de konuşmayayım ya Rabbim, şimdi bazı arkadaşlarımız da son dönemde hani hiçbir 180 derecenin tillahı 360-720 derece falan fırfır döndü de hani oraya da girmeyeyim, şimdi aklıma geldi. Ama siz merak etmeyin, yok Ali Türkşen, Fatih Er Yılmaz falan bu insanlar şey yapmaz yani. Aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz, işte o söylediklerimiz bir yerde bir karşılık bulursa ne ala bir gün, bulmazsa da biz gene yolumuz ters şeride girmeyiz yani, o konuda en azından müsterih olun. Evet. Teşekkürler komutanım. Umarım böyle bir soğuma da var siyasi şeyden, arenadan. İçeriden yani, bakınca biraz iğrenç mi geldi? Komutanım. Şöyle yani şeye çok üzülüyorum ben. Siz böyle çok çok safiyane, hani böyle ilkokul öğrencisi Cin Ali seviyesinde falan. Evet ya, bak herkes işte benim gibi bu sistemden şikayetçi. Ne güzel, haydi el ele tutuşalım, hep beraber ülkeyi kalkındıralım, ha 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 falan zannediyorsunuz. Aa, adamın derdi o değilmiş. O diyor ki dur bakalım Ali Türkşen diyor, daha sen daha yeni girdin bu sisteme diyor. Azıcık diyor bir şey yapacaksın bakalım diyor yani. Abi hani biz şeydik böyle, hep beraber ülke hani kötüye gidiyordu. Hani FETÖ'yle mücadele edecektik ekonomik olarak. Olur da kardeş yani, o işler öyle değil. Dur bakalım sen, o bu kadar heyecanlanma falan diyorlar. Öyle değilmiş meğer yani. O şimdi gene ben bak, yakışmaz bize tabii öylesi de, kalkıp da şimdi o gün ya da içinde bulunduğumuz günde gördüğümüzü ettiğimizi de kalkıp hepsine ya da bugün o insanların yaptığı ettiğine kalkıp günden güne eleştirecek halimiz yok yani. Fatih de yapmıyor onu, ki Fatih benden çok daha fazlalarını görmüş söylemiş, kendi aramızda bir kardeşim olarak söylüyorum, bize yakışmaz ama hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Siz kimle yola devam etmek istiyorsanız, nasıl devam etmek istiyorsanız güle güle dedirtiyorlar insana maalesef. Onun adı işte kırgınlık mı, küskünlük mü, kişisel olarak değil de ya
İşte o kadar da memleket derdi değilmiş herkesin derdi diye ona hisleniyorsun. Oh, kırgınlığımız, üzgünlüğümüz o yani, üzüntümüz o. Evet, o saati gece yarısı ettik. Ben bu tür şeylere çok aşina değilim. İlk defa bir programa katıldım. Siz nasıl uygun görüyorsanız devam edebiliriz ama yani konuda artık belli bir seviyeye geldi diye tahmin ediyorum. Başka hani çok can alıcı söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz şeyler varsa hani biz de konuyu daha fazla bence sulandırmayalım. FFT konusunda hani şey diyoruz ya, ondan şikayet ediyoruz. Yoksa tabii sabaha kadar da konuşulur da. Sorular varsa soruları alalım. İnsanlar komutanım dediği gibi sulandırmayalım, bekletmeyelim. Evet, tabii, tabii. Ben şöyle özellikle Fatih Müdürüm'le Erlik abiye sormak istiyorum. Şimdi bu FETÖ'den geçmişte de kurgusal olarak kitap, ne bileyim dergi, dizi gibi, film kurguları gibi şeylerle dijitalde geçmişte yaptığı çok şeyler vardı. Bugüne baktığımızda yine böyle bir şeye girişebilme imkanları da var ki bazı medya ayaklarıyla YouTube üzerinde genellikle bunlarla alakalı propaganda yapıyorlar. Yine yani sesin ilerliyor. Geliyor mu? Geliyor. Müdürüm evet geliyor. Siz sanırım Bilal'le birbirinizi duyamıyorsunuz. Bu Spacer'de genel bir sorun var. Evet duyamıyorum ben. Bilal'i duyamıyorum. Tamam şöyle ben sen tekrar edersen şeyi. Tamam. Söyleyeyim mi Bilal ben? Tabii sen söyleyebilirsin Fatih abi. Şöyle Fatih abiyle Ali'ye bir soru gelmiş burada. Şöyle FETÖ'nün geçmişten bugüne dergi kitap kurmacalarında, dizi ve film kurgularında örgüt çıkarları gereği psikolojik propaganda yapmasına sosyal medyada yeni cevap veren Erlik var deniyor abi burada. Buna yönelik aktif olarak hala bu propagandalarına devam ediyorlar. Bununla ilgili mücadelenin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor musun şeklinde ya da nasıl geliştirilebilir şeklinde de algılayabilirsiniz soruyu. Soru daha çok herhalde şey, basit indirmek gerekiyorsa medya sektörünün yaptıkları algıya karşı daha bilinçlendirme nasıl olur diye. Evet. Bu dışında herhalde kastettiğim mevzu da günümüzde internetten yapıyorlar dediği de bu yurt dışındaki işte gazeteci gibi takılan ama günün sonunda komplo teorisi sıkıp işte 40-50 dakika bunu da maalesef yüz binlere, milyonlara ulaştıran tipler hakkında, değil mi? Yanlış mı anladım bunu soruyor? Doğru doğru anladın abiciğim. Evet biraz uzatmışlar. Genel olarak böyle soruyor. Ya bu burada yapılacak şey aslında kanaat önderlerinden ve gazetecilerden geçiyor bu. Yani gazetecilerin bu konularda hedef gösterildikleri zaman düşmanı dahi olsa, ki bak en büyük sıkıntı bu. Fatih Bey'in de biraz söze ilk ben girdim şey, o ayıp olmasın ama kapatmak için hemen ben söyleyeceğim bunu. Maalesef şöyle bir durum var. Bu kişiler etkileşim alıyorlar, başkalarını hedef alıyorlar ve aldıkları kişiler de diyelim ki bizim ortamımızdaki kişilerin hasmı. O zaman bu kişiler buna ses çıkarmıyorlar. Yapsın birbirini yesinler kafasında ilerliyorlar. Maalesef bu kafa yüzünden dolayı bu kişiler büyüyebiliyor. Aynısı bize yapıldı. O arkadaş bir video üretti bizim hakkımızda. İşte ben ve Ahmet hakkında. Bizim işte MİT'e, Oda TV'ye ve yine kafasında işte Doğu Perinçek, derin devletin başında falan. Yine bir şeyler uydurmuş orada, anlatmış. Çıkıp da sırf bizi sevmediği için bazı biraz daha sol eksendeki arkadaşlar bunu mesela destekledi. Bunu mesela yaydı. Aradan birkaç gün geçti işte biz cevabı verdik, sildirdik falan filan. Aradan aylar geçti, şimdi kendi partilerinden bir şahsiyede falan bir içeğe oturtmuşlar, bir söylem. Bak diskur demiyorum, söylem oturtmuşlar. O partiye hedef alıyorlar. Ne oldu şimdi, iş döndü, büyüttüğünüz yılan sizi sokmaya başladı. Burada aslında mevzu daha çok bilinç. Bizim insanlara bunu anlatmamız gerekiyor, alanı kırmamız gerekiyor. Biz birbirimizi yemeye devam edersek, burada bir kırmızı çizgi çekmezsek, hani daha demin Fatih Bey de Ali Komutan da İkisi de bunu anlattı aslında. Belki biraz üstü kapalı. Bizim partiden olduğu için birini korursan, senin görüşünden olduğu için birini korursan, burada kırmızı bir çizgi çekmezsen, bunlara bir alan açarsın, gri bir alan. Ve bu gri alanda hepimizi de döverler. Kimseyi ayırmazlar. Sen şucusun bucusun demezler. Benim görüşüm bu. Ben elinden geleni yaparım tabii ama yapılması gereken de bu olarak görüyorum ben. Ben Erlik kardeşime şöyle bir eklemede bulunayım. Söylediklerinin tamamına katılıyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani genel geçer bir doğrudur. Kimin söylediğine değil, ne söylediği önemli diye. Yani doğruyu Turgut da söylese doğru, Nemrut da söylese doğru diye. Ben şartta, yani şart Türkiye'de, doğuda buna katılmam. Bu evrensel bir doğru olabilir. Fakat şart kurnazlığının halen geçerli olduğu bir yerde bu söze katılmam. Şimdi bana soruyorlar, o bu FETÖ'cülerin ünlü o şeyi var ya, zıpır, manyak. Benim hakkımda da konuştu bugün o size saldıran müptezel. Şimdi
bana soruyor, abi diyor şu şöyle dedi. Bunu diyen de şey insanlar hani, milliyetçi, Atatürkçü insanlar. Bilmiyorum diyor. Ya nasıl bilmezsin? Ki benim hakkında konuştum, ben onu başkalarından duyuyorum. Bakın diyorum, bunlar Allah bir diyorsa şeytanla bir önce anlaşmıştır kapının arkasında diyorum. Allah bir deyip gelip beni kandıracaktır. Bunların söylediği hiçbir şey, hiçbir şey diyorum, benim için bilgisayara kaydedilmiş bir ses. Bugün onu kaydeder, yarın öbürünü. Bununla da söz, namus, bilmem ne, tutarlılık, öyle bir şey değil ki, operasyon yapıyor adam. Bugün Allah bir diyor, şeytanla kapının arkasına sıkışmış gelmiş. O yüzden kimin söylediği değil, ne söylediği doğru ilkesi bu topraklarda çalışmaz. Bu toprakları kim ne amaçla söylüyor bilmek gerekir. Hani şey diyorlar ya, bu ara çok moda ekonomiden dolayı da finansal okuryazarlık. Biraz da bu da ayrı bir okuryazarlık. Kim kimin adına çalışıyor? Kim bundan maksat nedir? Yani ben olaylara öyle baktığım için ben bu adamın daha bir tane videosunu seyretmiş değilim. Seyretmem. Benden etkileşim almasın. Yani seyredene diyorum, seyretmeyin kardeşim. Dinlemeyin. Niye? Baştan sona söyle, her şey yalan. Genel geçip doğruyla başlar. Arkasından devam ettiği cümle her şey zehirdir. O zehir alırsın. Sonra kendin o zehri arıtmak için çok uğraşman lazım. Ve benim şeyimi bozduğunu düşünürüm. Bakış açımı ne objektifliğim şeyimi buğulandırdığını düşünürüm bu saçma sapan operasyonlarla. Ya düşün, 1000 tane, 10.000 tane yalan. Şimdi onunla mı uğraşayım bu gerçeğin şeyi varken? Yani direkt bir reddetmek lazım bunları. Özetle net bildiklerini ya direkt reddet. O öyle demiş, bu böyle demiş. Değil benim için. Ne derse desin. Hiçbir kıymeti yok. Ya bir de şöyle bir yüzsüzlük var. Balla böyle bir ekleyeyim ben. Çünkü bu benim içime çok oturdu. Biz bu arkadaşa, ben cevabını yaptım, çektim. Hatta diğer arkadaşlarla da konuştum. Birine dedim yapması gerekiyor bunu. İşte tane tane her kelimede nasıl yalan konuştuğunu. İşte mesela iki tane bilinen bir şey söyleyip üçüncüsünde birden işte bak, ihraç edilen polisler vardı eskiden. Onlar ne adamdı falan gibisinden sürekli orayı bir övme çabası. Bunu şey yaptım, adam sildi. Yalan konuştuğunu kabul etti ve sildi. Hani bana şey dedi, küfürlü konuşuyor falan diye yine böyle şey oynadı, tribünler oynadı ama sildi videosunu. Bunun taraftarları diyor ki, bak görüyor musun nasıl adammış, yanlış yaptı ve sildi diyor. Yani adamın haklı çıkma şansı yok. Adam bana iftira atmış mesela, MİT'e çalışıyor demiş. Bunu Soner Yalçın yetiştiriyor demiş ki Soner Yalçın hayatımda görmedim. Hepsini ispatlamışız. Sildikten sonra bile haklı olabiliyor. Fatih Bey, şimdi biz burada ne yapacağız yani? Adam her türlü haklı çıkabiliyor işin içinden. Şimdi ben hep şey yaparım, arkadaşlara söylerim. Pişman FETÖ'cü yoktur, fırsat bulamamış FETÖ'cü vardır. Bunları suçun üzerinde yakalasam bile yani inkar eder. Adam ben değilim bu der. Seni de inandırmaya çalışır, inandırır seni de. Yani öyle bir üstüne geliyor. Acaba ben yıllarca şöyle düşündüm. Küçük yaşlarla bunlara maruz kaldığım için tabii ailemde de iyi bir dini eğitim aldım. Ben az çok biliyorum şeyi. Şimdi oturmuyor bir şeyler. Ya ben soru soruyorum, okuyorum, öğrenmeye çalışıyorum, yine soruyorum, onları okuyorum. Allah Allah. Yani kendime yıllarca şunu sordum ya, sen haklı olamazsın sadece. Bak koca koca insanlar, yani koca koca insanlar, hocalar, hacılar vesaire, siyasetçiler, bürokratlar, amirler, müdürler, yani adama tapıyorlar. Sen diyorsun ki ya bu yanlış. Yani kendini bir daha çek et, bir daha çek et diye. Ya yıllar kendime şey yaptım böyle. Dedim. En son elimi masaya koydum. Ya ben haklıyım dedim ya, yok. Ya ben haklıyım. Yani benimki doğru. Şimdi onu dedikten sonra, zaten ona emin olduktan sonra da şey görmüyorsun. Şimdi çok affedersiniz, bir arkadaşa şöyle bir şeyde bulunmuştum. Bak dedim, ben bu kavgada dedim, kavgalarda, kendi hayatımda kavgada en çok bilmem ne çocuklarını severim dedim. Çünkü dedim, ona karar verdikten sonra hiç acımam ona. Yani diğer türlü acaba haksızlık mı yapıyorum, acaba hak mı yiyorum, işte biraz önce Ali Komutan dedi, hakkına girmeyelim diye nezaket gösteriyorsun, hassasiyet gösteriyorsun. Adam bu hassasiyetten de yürüyor. Ama o kararı verebildikten sonra çok rahatım. Yani bunlarla ilgili tarihin, bizim zamanın verdiği hüküm artık nettir, bellidir. Bunların dedim ya, Allah bir dediğine inanmam. Başka bir maksadı vardır. Başka bir şey amaçlıyordur. Doğruyu amaçlamıyordur, hakikat amaçlamıyordur, hakkı amaçlamıyordur. Bunları şiddetli bir şekilde, senin o programı dinledim, çok yerindeydi. Çok net ve sert bir şekilde reddetmek gerekir.
Yani konuşturmamak gerekir. Bir de şu var, şu an Türkiye'de kutuplaşan bir halk, hiç kimse hakikatin peşinde değil. Yani benim teröristim iyidir mantığı herkese oturmuş durumda. Herkes, her cami oturmuş durumda. Ya ama diyorsun ki bu var, diyor ki onlarda da bu var. Ya mevzu o değil ki. Ya o bilmem ne edildiyse ne mi yiyeceksin? Doğru, senin partinden bilmem neyinden komşundan daha olsa onu görmek zorundasın. Yanlış. Sen tanıyorsun, merhaban var, yanlış değil. Burada en çok şey var. Hani bu, ben bunu Türk devletlerinin yıkılmasında şey görüyorum. Aman ağzımızın tadı bozulmasın. Ya adam gelmiş senin vatanını, yurdunu, bilmem neyini veya hakkın, hukukun işgal ediyor. Aman bir şey olmaz, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulsun kardeşim. Şimdi aman şey olmasın ortalık. Ya karısın. Mecbur. Bu statüko benim statükom değil ki. Statüko ona yarıyor. Niye ben bu statükoyu korumak zorunda kendimi hissedeyim? Ben bu statükonun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yanlış olduğunu düşündükten sonra da aman ağzımın tadı bozulmasın, aman 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 diye sürekli metre metre, kilometre kilometre geri çekilmem. Bunları yapmak istedim. Ağzınıza sağlık. Ben genel olarak soruları toparlamaya çalıştım. KYK konusu gelmiş. Buna yayın içerisinde Ali Komutanım değindi. Yine siyasi sorular var. Bunlara da değindiler. Genel olarak zaten gelen soruların çoğu yayın içerisinde cevaplandı. Bayağı da bir yayın oldu. 2 saat 15 dakikadır konuşuyoruz. Ver kapatmadan sen. Efendim abi. Komutan da müdür de bundan bahsetti aslında da suskunluk sarmalı. Neumann'ın dediği gibi. Haklı olduğunu inanıyorsun. Ama çevrene bakıyorsun, diyorsun ki ya insanlar başka düşünüyor, acaba ben dışlanır mıyım diye böyle bir konsensüs oluşturuyorlar medyada ve sen susmaya başlıyorsun. Bu bir sarmala dönüşüyor. Mesela Fatih Bey de aynı ondan bahsetti. Dedi ki ben biliyorum dedi ama yani dışarıda bana böyle derler diye. Günümüzde bizim yaşadığımız da bu aslında. Seçime doğru bunun baskısını yapacaklar. Bunu medyada kullanıyorlar. Sürekli baskı yapıyorlar kimse konuşmasın diye. O yüzden ben buradaki arkadaşlar bu programı vesile olsun. Özellikle genç kardeşlerimiz, bizi dinleyenler. Düşündüğünüz şey doğrudur. Konuşun. Başkaları neler diye susmayın burada. Çünkü zamanında sustu insanlar, gördük işte. Ali Komutan anlatıyor nelerin olduğunu. Bir Allah'ın kulu da bir şey demedi. Mesela siyaset sordunuz da aynı. Cemal Ürenler'in davası da yeni bitti biliyorsun da. Bir Allah'ın kulu da yoktu mesela o davalarda. İşte Veryansı'ndaki ekip falan gidiyordu. Yani günün sonunda sen yine söyleyeceğini söyle. Buyur Berk, sen deyim. Teşekkürler abi değerli katkılarınız için. Şunu ekleyeyim. Buyurun müdürüm. Geçtiğimiz aylarda bir eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı Twitter'da bir şey yazdı, yayınladı. Ben de alıntıladım. Doğrusunu yazdım. Tabii benim üst rütbelim falan. Sonra bana özelde bir mesaj atmış. Abi cevabını verdim. Sonra engelledim onu. Ya şey şu. FETÖ'cü falan değil bu adam. Biliyorum. Ama klasik salla başa al maaşı memur var ya, aman kimseyle kötü olmayayım, aman ağzın tadı bozulmasın şey tipi. Şimdi uyanık FETÖ mücadelesi arkasından mağdur edilmiş bir pozisyona kendini sokuyor. Ya 99'da ki soruşturmada mahkeme buna yazı yazıyor, bunu Hümet Yüksel'in soruşturmasında. Emniyet teşkilatında Fethullah bilmem ne ve talebeler adı örgütün diyor bilmem ne olduğu şu bu, işte rahmetli Necip Habremitoğlu'nun verileriyle şeylerle soruyor var mıdır? Bu da cevap yazıyor. Altında imzası var. Yoktur diyor. Emniyet teşkilatında böyle bir örgüt yoktur. Sonra bu kendisine sorulunca diyor ki ya diyor ben arşive baktım. 81 vilayete yazdım bunu. 81 il istihbarat müdürlüğüne yazdım. Yani görmek istemezsen öyle yaparsın bir şeyi. Onlarda bu konuda yapılmış bir işlem yokmuş. Aslında var. Var. Yokmuş. O yüzden ben diyor bana gelen cevabı yazdım. Ben diyor var diyemem ki. Ya sen arşiv müdürü müsün kardeşim? Yani sen istihbarat müdürü müsün? İstihbarat nedir? Yani ileride olabilecekleri bile tahmin etmek, hani CIA diyor ya, Central Intelligence, zeka. Sen memleketin, milletin başına ileride gelebilecek tehlikeleri, ufkun arkasındaki tehlikeleri bile görmekten mükellefsin. Sen milletin sinir ucu olmakla görevlisin. Bu yüzden maaş alıyorsun. Bu yüzden devlet sana rütbe vermiş. Devlet sana makam vermiş. Ama ne? Senden sonra altındakilerin tamamı FETÖ'cü. Dairede uçan sivrisinek FETÖ'cü. Yani FETÖ'cü olmayan sivrisinek giremiyor daireye. Sen yok diye yazı yazıyorsun. Seninle onlar arasında benim için hiçbir fark yok. Senin görevi ihmalden, suistimalden yargılanman lazım benim için. Şimdi çıkmış bir de FETÖ mücadelesinde mücadele etmiş gibi konuşuyor. Ben deli oluyorum. Ondan sonra şöyle oluyor toplumda. Ya herkesle kavga eden,
işte kimseyle anlaşamayan şey bir adam oluyorsun. Zihni sinirli bir adam oluyorsun. Fatih ya çok gülüyorum da yani Fatih bizim ya da benim en azından silahlı kuvvetlerde yaşadığımın aynını anlatıyor emniyet teşkilatı içerisinde. Ya arkadaş şimdi sen zamanında o koltuklarda otururken imkan senin elindeyken ondan sonra bir şeyleri yapabilecekken yapmayıp da ondan sonra kendinin aslında aynı o senin muhatap olduğun müdür gibi vallahi yani ben yaptım aslında da işte tam yani olmadı benim de işte o kadar da o zaman şöyleydi böyleydi falanla olmuyor güzel kardeşim. Biz onun için işte uymuyoruz ya Fatih, o yüzden işte bu sevgili güzel kardeşlerimiz arkadaşlarımız ya da 4000 kişi kalkıp işte seni beni buluyorlar yani o insanlar yok işte oturmadı olmadı arkadaş yani bu saatten sonra tekrar kahramanlığa soyunma yani o biz onun için olduk işte boyalı kuş. Ya utanıp sussun bari komutanım ya utan ve sus ya. Ya ben biliyorum da şimdi efendiliğimizden kalkıp da bir şey söylemiyoruz da işte ondan sonra olmadık bir yerde kalkıp da böyle kahramanlığa soyundukları zaman yani utanıyorum artık yani ben seni mahcup etmek istemiyorum sen de sus arkadaş ya. Yapmadın çünkü yani o imzasız sahte ihbar mektuplarına ilk siz itibar ettiğiniz zaman başlattınız bu işleri yani ta o zamanlarda başlattınız. Ondan sonra yani benim ya bunlar artık yani konuşulmasın da tutuklandık bak şeyde tutuklandık yani konuş şimdi çağırıyorsunuz da işte arada bir çıkıyor ağzımızdan konuşuyoruz ya. Aynı salonun içerisinde 11 Şubat 2011 tarihinde bu balyoz davasındaki toplu tutuklamanın ilk olduğu gece, bak ilk olduğu gece çok büyük kısmımızda deniz kuvvetlerinden yani ben o vakte gelene kadar tutuklanacağız bak geliyor dediğimde bütün hikaye anlatan insanlarla beraber tutuklanınca artık sinirimden o bizi böyle etrafımızda çevreleyen bir tahta perde vardı. Şeyin söyle adını oturduğumuz yerin etrafında. Yani oraya sağlam bir tane tekme vurdum ya. Ya insanların da yüzüne söyledim yani. Dedim ya ben size söylemedim mi dedim ya. Ya söylemedim mi ben size? Yani bunu bir tane yani benim seviyemde bir insan mı bunu akıl edecekti de kalkıp size söyleyecekti ya. O koltuklarda otururken yapmadınız gereğini. Ondan sonra asıl mücadele şimdi başlıyor. Buradan yapacağız bilmem ne. Olmadı arkadaş işte 3,5 sene 4 sene neyse hep beraber aslanlar gibi hapis yattık ondan sonra. Yani bir şeyi zamanında yapacaksın. Senin güç elindeyken yapabileceğin zaman yapacaksın ve hiç kimse söylemediği zaman da söyleyeceksin. Yani şunu söyleyeceğim ben ondan sonra biraz da müsaade isteyeceğim. Çünkü yarın çok uzun bir yolculuğa çıkacağım deniz yolculuğuna. Şunu söyleyeceğim. Fatih kardeşimin nezdinde söylüyorum. Bakın bu 15 Temmuz tarihinde olmasının sebebi İzmir'de aynı Fatih kardeşim gibi İzmir'de görevde çalışan bir kısım emniyet mensubu kardeşlerimizdir. Bakın 15 Temmuz'da olma sebebi. Normalde Eylül ayında olacaktı. Bunu defaten çeşitli yerlerde söyledim. O insanların isimleri bende var. Bazı yerde andım, bazı şu anda anmak istemiyorum. İzmir'de bu bizim cezaevinden çıktığımızdan sonraki dönemde tabii ki yani çıkmıştık. İzmir'de bir soruşturma başlatıldı. Bakın bu FETÖ'cü silahlı kuvvetlerin içerisinde ve şu anda çoğu kaçak olarak yaşayan silahlı kuvvetler mensuplarının dahil olacağı bir soruşturma başlatıldı. İzmir Emniyetinde ben bir ek binada bir yere gittim. Öyle söyleyeyim. Ek binada bir yere gittim. Bakın ikinci kata beni memur arkadaşlar kapıda karşıladı. İkinci katta bir yere çıktım. İkinci katta 3-4 tane oda yan yana bir odaya beni aldılar. Bir tane bir sevgili kardeşimiz çok muhterem at kuyruklu küpeli böyle delikanlı bir çocuk. Emniyet teşkilatından. Yanında da bir arkadaş daha. Bak iki kişiler
Onlarla ben 3-4 saat orada vakit geçirdim. Bu Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili. Ve bak çocukların söylediği şu. Ve ben o binadan yüreğimde ben yani hayatta o kadar az sevinçle çıkmışlığım vardır. O sevinçle çıktım. Dediler ki komutanım şu yan odada soldaki ve sağdaki iki yan odada oturanlar şu anda sizin buraya niye geldiğinizi bilmiyorlar. O kadar az sayıda insanla bir operasyon başlattık. Ve operasyonun sonu hiç merak etmeyin sizin bu kadar çektiğiniz eziyet onların yanına kar kalmayacak. Şimdi bak o çocukları böyle programlarda anıyoruz. Niye? Onlar da kulaklarının üstüne yatabilirlerdi. Benim üstüme vazife mi derlerdi? Çocukların yaptığı araştırma, hazırladıkları dosyayla bu FETÖ'cülerin arasında bir panik başladı. Eylül ayında yapacakları muhtemelen sonradan çıktı. Eylül ayında yapacakları şey efendime söyleyeyim kalkışma olmadık bir şekilde Temmuz ayına çekildi. Şimdi o çocuklar evet maaşlarını sonuna kadar almış çocuk, hak etmiş çocuklar. Maaş almaları da hiç önemli değil. Hiç değilse akşamları yataklarına o huzurla, o vicdanla rahat yatabiliyorlar. Biz de böyle olmamız lazım. Elimiz, gücümüz, kolumuz neye yetiyorsa. Sizler burada bu yaptığınız yayınlarla, efendim bu insanlarla bu mecrada da mücadele etmekle bunu sürdürmek zorundayız. Çünkü hepimiz yani ilahi yolculuk hep beraber inşallah öbür tarafta da bir araya gelme tekrar sohbet etme imkanımız olur. İyi yerlerde karşılaşalım. Efendime söyleyeyim hepimiz faniyiz. Sonunda bu dünyadan ayrılacağız. Ama o son dakika geldiğinde ben pişmanlıkla buradan ayrılmak istemiyorum arkadaş. İstemediğim için de bu şerefsiz oğlu şerefsizlerle bir kez daha öyle anayım onları. Ondan sonra bugün o şerefsiz oğlu şerefsizlerle yarın başka haksızlıklarla, hukuksuzluklarla dilimin gücümün yettiği kadar sonuna kadar bir insan evladı, bir Türk evladı olarak, emekli bir asker olarak sonuna kadar mücadele ederim. O mücadelede aynı yolda yürüyen insanlarla da her zaman bir arada olmaktan onur duyarım. Her ne kadar bu garip bir ortam böyle yüz yüze birbirimizi görmüyoruz, tanımıyoruz ama işte Fatih'in referansı olduğu insan benim için başımla beraber Fatih'le aynıdır. Beni de bu akşam buraya davet edip böyle bir konuşma imkanı sağladığınız için çok çok teşekkür ederim. Bir daha tekrar bir bilgi paylaşımı olacağı zaman da her zaman davetlerinizi beklerim. Saygılar sunarım. İnşallah başınızı da ağrıtmamışımdır diyorum efendim. Komutanım estağfurullah, değerli katkılarınız için biz çok teşekkür ederiz. Ya buradaki evet. Fatih müdürümle sizin 2 saatlik varlığınız bile işte o don koklayan bebeleri sizin deyiminizle kudurtmaya yetti zaten. Hani psikolojik olarak ağzınıza evet. Sağlık komutanım, değerli katkılarınız. Ve komutanıma şunu ekleyeyim de biraz gülelim. Şimdi 15 Temmuz günü Cuma'ydı biliyorsunuz. Ben de kaç zamandır bunlar askeri darbe yapacak diye kendimce her yerde söylem, böyle bir söylem var. Beni tanıyan herkes bilir bunu. İşte Kemalist görünümü, Güneş darbe geliyor diye. Cuma namazını, Cuma'dan sonra şeye gittim. HSYK'ya gittim. Biliyorsunuz Yargıda Birlik, bu Fethullahçılara karşı bütün sağcısı, solcusu, ülkücüsü, sosyalisti birleşti. Hatta AK Partilisi de. Yargıda Birlik diye bir şeyle çok az bir farkla hatırlıyorsanız HSYK'ya aldılar bunlardan. Çok kilit bir noktaydı orası. Türkiye için kilit bir noktaydı. Bu HSYK'ya gittim. Yargıda birlikte bir hakim bey aramıştı. Yani bu konularla ilgili sürekli hani fikrimi sorardı. Gittim odasına oturdum, çay kahve söyledi. Diğer hakimler de çağırdı. İşte HSYK üyeler de var. Dedi ki ya Fatih'cim dedi, senin bu darbe teorin dedi geçerli mi hala? Hani 17-25 oldu. Bak biz Yargıda Birlik burayı kazandık. Şu bu. Böyle bir şey bekliyor musun? Bekliyorum dedim. Ne zaman olur dedi. Ya bugün yarın bekliyorum işte dedim. Yani akşam oldu. Yani o da şahittir. Bugün yarın bekliyorum dedim. Akşam oldu. Yani o akşam oldu. Şimdi komutanım bahsettiği bu İzmir'deki yapılan çalışma burada genelkurmaya geldiğinde genelkurmaya gidiyor arkadaşlar. Genelkurmay işte başkanına kadar çıkıyor. Dosya verilecek hani askeri şahıs oldukları için bu işlem yapılacağı vesaire. Ya şu durumdaydı memleket. Bakın oradan geldik buraya. O yüzden değerli görüyorum geldiğimiz yeri. Bunu başkana, o zamanki kara kuvvetleri komutanıma başkan verdiklerinde diyor ben verin de dosyayı, ben diyor bir şeye vereyim bunu diyor. Bu komutanım hukuk müşaviri vardı ya, Muharrem mi?
Evet. O da FETÖ'cü çıktı. Ben diyor ona vereyim dedi bir incelesin. Ya listenin başında bir numara o zaten. Yani listenin başında bir de o yazıyor. Bizimki diyor ki dosyaya yer aldım kolumun altına diyor gittim diyor. Hemen diyor İzmir'deki oyunu Okan Savcı'yı aradım diyor. Ya savcım diyor dosyayı ona veriyorlar. Yani oradan geldik. Dosyayı ona verecekmiş, inceleyecekmiş diyor. Ya yani oradan geldik buralara. Evet. Berk burada No More Stories diye bir arkadaş var. Bir, o arkadaşla gazeteci galiba. Bir de Ali Fuat diye bir arkadaş var. 15 Temmuz günü o emniyette bulunan yakınımızdaki o kamera çeker. Onlar söz istemişti. Benden bilmiyorum sana geldi mi? Tabii müdür bey. Şu an istek olarak bende gözükmüyor müdür. Ben Berk No More çekeyim ben onu istersen. Olur. Bende gözükmüyor sen al. İstiyorsan ben Ali Komutan'la da vedalaşalım. Evet abi. Uzun yolun değil, bizim zamanımız var, onun yok. Burada biraz anlayış şey yap. Ali Komutan'ım çok teşekkür ederiz. Değerli ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese saygılar, ailelerinize hürmetler efendim. Görüşmek üzere. Komutanım iyi geceler. Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi geceler komutanım. İyi geceler. Sağ olun. Evet yarın Cevil Güven video yapar. İşte Ali Türkçe'nin yeni planı değil. 40-50 dakika bizi işler orada senaryo olarak. Ve birileri de gerçekten inanır abi buna. Zaten tutuşmuşlar abi. Ya bu YouTube yayın yapan bu Cevheri gibi. Oraya çok obsesif bir şeyleri var izlenme konusunda. Benim hiç umurumda olmadı. Hep böyle samimiyet şeyine baktım. Böyle fikir alışverişi olarak çok takıntılılar. Takipçi kim ne kadar izliyor, ne kadar beğeni alıyor, inanılmaz takıntıları var ona. Allah'a şükür bizim orada Telegram gruplarına falan ihtiyacımız yok. Gençler seviyor, insanlar destekliyor ama onlar öyle değiller. Onlar da şey, hadi mübarekler bir turda beğenin. Bir turda siz izleyin diye Telegram'da atıyorlar linklerini. Arkadaşlar bu yapıyı hatırlarsanız o Türkiye nezdinde meşrulaştıranlar vardı. Bu ABAD toplantılarında şurada burada. Düşünün Türkiye'ye özgürlük getirileceğini, demokrasi, özgürlük falan bunlar eliyle. Ya hep şu soruyu sordum. Ya dünyanın neresinde polis kuvvetleri, kolluk kuvvetleriyle özgürlük getirilmiş? Yani böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırıdır bir. İki, bir cemaat diyorsun. Ya bu cemaatin askeri bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nden daha sert bir hiyerarşisi var. Silahlı Kuvvetler hiyerarşisi senin rütbeyle çalıştığın saatlerde hani daha şey maddi bir şey yani dünyevi bir şey. Bu adamın uyurken bile hoca efendisi nasıl emrettiyse veya dediyse o şekilde uyuyor. Yani iki hem madden hem manen tüm ruhu bununla endokrin edilmiş bir robot var karşında. Sen buradan şey bekliyorsun. Liberal, özgürlükçü, demokrat bir şey bekliyorsun. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu kadar disiplin yok. Adam göreceği rüyayı hoca efendisinden görüyor. Yani buradan bir hayır sadır olur mu? Özgürlük sadır olur mu? Böyle saçma sapan bu Liboş tayfa memlekette şeye girdi. Şimdi o Liboş tayfa görüyoruz yine işte siyasette de şey yaptılar. Hani PKK'yla PKK terör örgütüyle ta Özal zamanından beri bütün iltisakları bilinen Karen Fok çocukları, bilmem ne çocukları, FETÖ'cü çocukları gelmişler. Yine memlekete akıl verecekler. Ya bu memleket sizin bu hani kılavuzlu kargolanın burnu boktan kurtulması hesabı sizin kılavuzluğunuz mu memleketi bugünlere getirdi? Kültürel olarak da, ekonomik olarak da, sosyal olarak da. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Bu Avant platformu nedir? Kimler akıl veriyordu o zamanında böyle yapalım ve ne oldu o akıla uyup da ne oldu yani? Ne geçti elimize? Bunları anlatırsak ya belki kredileri tükenir en azından millet nezdinde. Şimdi Elli kardeşim bazen Twitter'da yayınlıyorum. 4 tane listem var. İşte bu Abdullah Öcalan terörist başına özgürlük imzacıları var. Ondan sonra bilmem ne imzacıları diye bu imzacılar listesi var. Şimdi ben bana abi şunu abine diye soranlar diyorum ki kardeşim bak buradaki imzacılardan birinin olduğu bir yer bizim için iyi değildir. Puslu zamanlar için diyorum bize pusula. Bu listeye bak o yüzden hani sen 6 ayda bir yayınlarım onlar böyle ki puslu zamanlarda yol göstersin insanlara. Bunlardan bu memlekete hayır sadır olmaz. Bunlar sürekli Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türk Devleti'ne bırakın normal
hatamız olabilir mi? Tabii ki olabilir. Onlar da iftira boyutunda. İşte en son neyi denemişlerdi? Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı zavallı bu tırnakça söylüyorum. Bu PKK'lılara karşı kimyasal silah kullanıyor diye. Bakıyorsun listede var hepsi. Konuşanlar hepsi listede var. Hani memlekette bu tarz ne açıklama olsa listede yerleri var. O yüzden diyorum, kutsal liste diyorum. Yani bütün arkadaşlara da onu tavsiye ediyorum. O dört tane liste işte. Yani bir şeye karar verecekler zaman hani finansal okuryazarlık gibi bu siyasal veya devlet okuryazarlığı oraya baksın tamam yani. Çok düşünmeye de gerek yok. Bence biraz ters mantık yaptığınız zaman bu işin absürtlüğü ortaya çıkıyor aslında. Ben bunu bazen yaparım. Mesela ya abi çıkaralım işte Öcalan'ın ev hapsini, bütün sorunlar çözülür. Eminim yani Öcalan'ı çıkarırsak ev hapsine, böyle tecrit kaldırılsın diyorlar ya, imza kampanyası o ya. Yaparsak bunu eminim PKK silah bırakacaktır. Yani öyle söylüyorlar. Ya bunu bu şekilde söylediği zaman süslemeden kelimeleri, o zaman işin absürtlüğü ortaya çıkıyor, ne kadar komik oldu. Geçenlerde bir arkadaş şey yayınladı. PKK'ya, PKK terör örgütüne katılımların yıllara göre oranları. İçişleri Bakanlığı'nın verileri. İşte bu size ne anlatıyor? Ben de alıntıladım. Dedim ki bir, tabii yüksek tavan yaptığı bir an bu SHP, HADEP miydi o zamanki isimleri? Evet, ortaklaşa şey olur. O zaman iki, çözüm süreci zamanı, tavan yaptığı zamanlar. Şimdi bunların oradaki Kürt vatandaşımız bunu meşru görmezken sen bunu devlet katına çıkardın, meşrulaştırdın. Meşrulaştırdığı zaman katılımlar arttı, güçler arttı. Teröriste davranman gerektiği gibi davrandığı zaman düştü. Yani matematik konuşuyor, matematiği anlatamıyorum insanlara. Matematik bak, veri kardeşim, bunlar matematikse veriler. Çarpıtma yok, yalan yok, şu yok. Kontrol et, çek et, ne yaparsan yap. Ne yapalım? Terör örgütüyle görüşelim. Şimdi dünyada etnik sıkıntılardan, ekonomik sıkıntılardan, şundan doğan bir sürü olay var. İşte İras'ı var, ETA'sı var, Kanada'nın Quebec var, bilmem ne var. Diyorlar ki işte, efendim ekonomi düzgün olursa olmaz. Olur.